TikTok'tan yayınım başladı. Aynı anda hem YouTube'da hem de TikTok'ta yayın açtım arkadaşlar. TikTok yayını daha hızlı başladı. Şimdi de YouTube'un yayınının başlamasını bekliyorum. TikTok'taki arkadaşlara merhaba. Gelen arkadaşlar var. Selam. Oh, sesi kısayım. Hikaye daha. Hop, reklamda Ya girdi. hikaye daha. Hop. Tamam. Yayının başladı. Merhaba, merhaba, merhaba. Herkese kucak dolusu sevgiler. 31 Mart 2024. Bugün Türkiye tarihi günlerinden birini yaşadı ve çok acayip şeyler oldu. Aslında beklenen şeyler oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ya da şöyle söyleyeyim. Yayınımın başlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen Netflix'te izlediniz mi bilmiyorum. Üç cisim problemi, bir Çinli yazarın üçlemesinden biri olan Üç Cisim Problemi başlıklı adlı bir dizi yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Uzayda bir başka güneş sisteminde üç cisim yan yana geldiğinde yaşanan o problemi anlatan ve dünyayı istila edecek, 400 yıl sonra istila edecek bir medeniyetin durumunu anlatıyordu. Uzayda Üç Cisim Problemi. Ben de başlığımı, bu yayınımın başlığını bu şekilde belirledim. Uzayda Üç Cisim Problemi, Türkiye'de Tek Cisim Problemi. O problemin ismi de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Bu problemin, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki tek problemin olduğunu bizler görüyoruz. Bunu haykırıyoruz. Yıllardır haykırıyoruz. Sayın Erdoğan tek ve bir kişi, tek adam olarak hareket etmeye başladığından bu yana, daha doğrusu şöyle de vurgulamak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizle birlikte problemler de ayyuka çıktı. Ve tabi yayınımın başlığı da bu şekilde yerini bulmuş oldu. Uzayda üç cisim problemi, Türkiye'de tek cisim problemi. O da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Niye böyle bir problem olduğunu söylüyorum? Çünkü Sayın Erdoğan kendisi söylüyor. Ne diyor? Her şeyden ben sorumluyum. Her şeyden. Ekonomiden ben sorumluyum. Yerel belediyelerden ben sorumluyum. Futbol federasyonundan, basketbol federasyonundan, sanattan, kültürden, işte belediyecilikten, her bir şeyden ben sorumluyum dediği için Türkiye'deki problem tek cisim, tek isim, cisim isim, tek isim problemi arkadaşlar. Bu problem artık çözülmek zorunda. Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan halklar, bütün milletler, Türkler, Kürtler, Lazlar dediler ki kardeşim yeter artık, yeter. Son seçimde, Mayıs-Haziran seçimlerinde sana bir yetki verdik. Bu ülkede bizi huzura, refaha eriştir dedi. Ama tek isim, tek cisim maalesef beceremedi, başaramadı. Ben dedi ekonominin kitabını yazdım. Evelallah ben ekonomistim dedi. Ama anlaşıldı ki ekonomiden de anlamıyor. Ekonomist olmadığını da anlamadığı ortaya çıktı. Ekonomist olmadığı da ortaya çıktı. Ama bu millet kendisine gösterdiği Mayıs ve Haziran o Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerde gösterdiği teveccühü maalesef kaybetmiş durumda. Çok önemli. Ben Bursa'da yaşayan bir Bursalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl'den getirip Bursa'ya, amiyane tabirle söyleyeceğim, kimse kusura bakmasın, kakaladığı Ali Nur Aktaş bir önceki seçimde de kaybedecekti. Fakat bu sefer kaybetti. Mustafa Bozbey geçen seçimde hakkı olan belediye başkanlığı koltuğuna bir dönem gecikmeyle de olsa oturmuş oldu. Merhaba diyorum herkese, tekrar merhaba. YouTube'dan gelen arkadaşlar var, TikTok'tan yazan arkadaşlar var. Aynı anda hem YouTube kanalımda hem de TikTok'tan yayındayım. Bilal abiniz, belki telefon bağlantısı yapacağım, AK Parti Osman Gazi'ye gitmişti. Oradaki az önce beni aradı yayından önce. O yüzden biraz geç girdim yayına. Yüzler gülmüyor. Osman Gazi'yi de kaybedebilir. Bursa'da birçok ilçeyi AK Parti kaybedebilir. Önemli ilçeler var. Mudanya ilçesi CHP'deydi daha önce. Oradaki aday gösterilen Deniz Dalgıç basketboldan, benim basketbol oynadığım dönemden, benden sonraki dönemde eski bir basketbolcudur. Mudanya Belediye Başkan adayıydı CHP'den. Ne olduğu açıkçası şu anda bilmiyorum. Ve aynı zamanda buradan yayınları da izlemeye çalışıyorum. Size yayınlar başlarsa onları da vereceğim. Özellikle Mustafa Bozbey'in seçim, ne denir, seçimin
konuşlandığı ne denir? Seçim bölgesi, seçim odası mı ne denir bilmiyorum artık. Oradan zaman zaman canlı yayın yapıyor. Ben de buradan YouTube'dan takip edeceğim. Eğer öyle bir gelişme olursa size o yayını ileteceğim. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile ilgili o da zaman zaman kendi kanalından yayın yapıyor. Onları izleteceğim. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bu milletle dalga geçilmez. Türk milletiyle yalan söylemeye gelmez bu millete. Bir yer, iki yer, üç yer, hadi 10 yer diyelim. Kaç yıldır? 23 yıldır bir takım palavralara, bir takım yalanlara inandı bu insanlar ama artık burasına geldi. Özellikle emekliler bugün gösterdi ki benim oy verdiğim, benim mahalle koyu AK Partililerin yaşadığı ki birçoğu da benim akrabam, arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Ki zaman zaman birçoğu benimle küsmüşlüğü bile vardır. Ben onları eleştirdiğim için benim mahallemde dahi, benim oy kullandığım sandıkta dahi Mustafa Bozbey, affedersiniz, su bile koyamadım ha. Çay da koyamadım. Arada bir boşluk vereceğim. Gidip kendime bir çay koyacağım eğer müsaade ederseniz. O yüzden kusura bakmayın. Size bir takım şeyler izleteceğim. Bilmiyorum izlemeyeniniz varsa bugün yayınladığım Ali Beri 4950 videosunu özellikle YouTube'daki arkadaşlara söylüyorum. İzlemediyseniz girip izleyebilirsiniz. Onu da güzel göndermeler yaptım. Skeç olarak ben değil de hani ya şakayla karışık, ortaya karışık, esprili bir skeç hazırlayayım dedim bugünle ilgili. Onu da izleyebilirsiniz ya da bir ara eğer ben çay koymaya hazırlanırken onu size buradan izletebilirim. Şimdi dedim ya 23 yıl eğer bir ülkeyi yönetiyorsanız ve zamanı geldi artık yeter gitmem lazım diyemiyorsanız birileri gelir sizi o koltuktan indirmeye çalışır. Güç zehirlenmesi dedikleri bir şey vardır arkadaşlar. Güç zehirlenmesine uğradığınız zaman başınıza her şey gelebilir. Zehirlenmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Aslında haddini birileri CHP bir önceki genel başkanına bildirdi. Onu koltuğundan etti. Ama o hala akıllanmadı. Hala politika yapmaya çalışıyor. Hala birilerine hizmet etmeye çalışıyor. Muhtemelen sizler de gördünüz ama aranızda da birileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bokunda boncuk olduğunu zannediyor. Ama onun asıl amacının ne olduğunun hala birileri farkında değil. Bunu anımsatmak istiyorum. Şimdi şuradan ayarlama yapmam lazım. Bakayım arkadaşlar. Şöyle sizler yaza durun. Sizlerin neler yazdığınızı bir göreceğim şimdi göstereceğim şuradan. Gelen arkadaşlar var. Neler diyorsunuz önce bakalım. Futbol sevdalısı gelmiş daha yayın başlamadan önce. Abi kazanıyoruz falan demişsin. Ya evet kazanıyoruz derken Mustafa Bozbey kazanıyor. Ben bir gazeteci olarak Mustafa Bozbey'i de eleştireceğim. Buradan bunu vurgulamak istiyorum. Özellikle benim için isimler önemli değil. Verdikleri hizmet önemli arkadaşlar. Adı ister Mustafa Bozbey olsun. ister Ali Nur Aktaş olsun. İster Mansur Yavaş olsun. İster Kılıçdaroğlu olsun. İster İmamoğlu olsun. İster Erdoğan olsun. Su da koymadım ha. Çok özür diliyorum. O zaman şeye başlamadan önce ben size bugünkü yayınladığım videoyla baş başa bırakayım. Sonra tekrar geleceğim. Kendime bir çay koyacağım arkadaşlar. Müsaadenizle izin istiyorum. TikTok'taki arkadaşlar yayın akacak. Sizler yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Ben şuradan apar topar geldim çünkü. Şöyle şurayı bir ayarlamaya çalışayım. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şöyle şuradan arayayım bakayım benim videomu yayınımı şuradan. Bulabilirsem evet. Size bu videomu izleteceğim arkadaşlar. Siz bu videomu izleyip durun. Ayarlayacağım. Şöyle. Reklam girdi. Kendi reklamımı da izlemiş olmayayım. Şöyle açacağım size. Siz bunu izleyip durun. İzleyip durun. Şöyle. Bir dakika ayarlıyorum. Kendi kameramı da kapatayım. Şurada şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Siz şu yayınımı benim izleyin. Ben de gidip kendime bir çay koyayım müsaade ederseniz. Neden karşımızda? Emin bir karşımızda yoktu. Bir yapayım dedim. Bugün
Türkiye, Türkiye'miz, güzel memleketimiz, güzel vatanımız belediye başkanlarını seçecek. Belediye başkanlarını seçecek. Kime oy verdiniz ya da kime verdiniz hiç umurumda değil. Ben de gittim oyumu kullandım, verdim bir belediye başkanına. Ama ben çok üzülüyorum, içim parçalanıyor. Sayın Çimbık Başkanı, Sayın Dünya Lideri namıyla anılan ayrıyeten Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı, BOP eş başkanı Sayın Cumhur Başkanımız, ayrıyeten AKP, AK Parti yani Adalet Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, İstanbul'u almak için yapmadığı, etmediği her şeyi yaptı. Bakalım İstanbul'u geri alabilecek mi? İstanbul'u tekrardan fethedecek mi? Abilerim, ablalarım, bakın ben herkese abi, herkese abla demem. Ben sevdiğime abi derim. Ben sevdiğime abi derim. Abla da derim sevdiğime. Mesela Meral abla dedi ki bana abla demeyin. Ne diyeyim ablama? He? Ne diyeyim ablama? He? Abla demeyeyim, ne diyeyim? Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim? Değil mi? Şimdi Meral abla çok kızgın. Meral ablaya ben de kızgınım. Meral ablaya kendi seçmeni de kızdı. Ama Meral abla neye kızdı ben anlamadım. Mansur abiye kızdı. Ben herkese abi demem. Ekrem abiye kızdı. Ben herkese abi demem ama Mansur abime de ayrıyeten Ekrem abime de abi derim. Sayın Cumhur Başkanımıza da abi diyor. Sonuçta bu halk seçmiştir kendisini. Biz sevsek de sevmesek de dünya lideri namıyla anıyor kendi seçmeni. Onu da abi diyorum ama ben herkese abi, herkese abla demem. Meral abla diyor ki ne diyeyim dedim ben de, ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim, yani öyle değil mi? Ona abla deme, bana abi deme, yani olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde ne demişti? Bu seçim, son seçim. Ondan sonra cuma. Bu aralar hiç ortalıkta görünmüyordu. Seçim olur. Ortalık karıştı ama Sayın Devlet Bahçeli abimiz hiç ortalıkta görünmedi. Ne zaman ki Sayın Cimbır Başkanımız bu benim son seçimim dedi. Ondan sonra çıktı dedi ki ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Sanırsın sevgilisi terk ediyor. Sanırsın yavuklusu terk ediyor. Bırakamazsın dedi Sayın Devlet Bahçeli. Peki geçmişte neler demişti? Neler demişti? Kime demişti? Sayın Cumhurbaşkanımıza. Senin yaptıklarına ancak biz teşebbüs edecektir. Sayın Erdoğan ya kan dili yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır. Alçaksın ve şerefsin. Sen de şeref gönderdin iş portaya. Sayın Cumhurbaşkanımız ona ne demişti? Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almıştır iktidar. Ey Batin, bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adis. Bunu ispat edemezsen alçaksın. Ne olursun? MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir bilmez. Evlenmemiş de olabilirsin, ayrı bir mesele. Ama sen ailenin katkı kıymetini bilmezsin. Aslında sayılarım. Ulan küs. Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum. Bildiğin bir elan koltukla oturuyorsun. Hiçbir şey yaramadın ya. İşte bugün ikisi o kadar çok seviyorlar ki birbirlerini, o kadar çok tapıyorlar ki birbirlerine. Can ciğer kuzu sarması oldu. Sayın Bahçeli de ona ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Diyor. Acaba ben de düşündüm. Acaba Sayın Devlet Bahçeli abimiz şimdi acaba bak ben herkese abi demem. Herkese abi demem ama yaşına hürmeten Devlet Bahçeli abimize ben abi diyorum. Bir de birine daha abi diyordum ama artık ona demeyeyim. Ona birazdan geleceğim, onu unuttum sanma. Bay Kemal hala ortalıklarda dolanıyor. Hala gidiyor, oralarda bir şeyler yapıyor. Karıştırıyor ortalığı.
Unuttum sanma. Sana oy vermiş biri olarak unuttun sanma. Neyse, niye Devlet Bahçeli abimiz Sayın Erdoğan'a bırakamazsın diyor? Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseti bırakırsa kiminle kanka olacak? Öyle değil mi? Ama diyorsunuz ki Devlet Bahçeli birini bulur yine kanka olur. Öyle değil mi? Mesela aklıma gelmişken hani konuyla alakası olmamakla birlikte Kübbeli Ahmet'i biliyorsunuz değil mi? Kübbeli Ahmet de çıktı fetva verdi. Ama Cumhur İttifakı'nı kaybettirip CHP'yi yeni teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir. Rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba gider. Ben de şunu sordum hemen şu kıt aklımda dedim ki ya dedim siyaset dine git. Arkadaşlar yayını hemen kapatıyorum. Merak eden arkadaşlarımız varsa girip izleyebilirler. Şuradan sizin yazdıklarınızı da hemen şuraya alayım. Kusura bakmayın. Çay tazelemeye gitmiştim. Merak ediyorsanız girip izleyebilirsiniz. Önce sizin neler yazdıklarınızı bir kez daha okumak istiyorum. Sultan Hanım hoş geldiniz, iyi yayınlar demişsiniz. Hadi inşallah Mustafa Bozbey demişsiniz. Furkan aleykümselam sana da. Güzel abim kazanıyoruz budur be abi demişsin. Bursa'da CHP önde, Osman Gazi CHP'de. Osman Gazi'yi bilmiyorum, ilçeleri bilmiyorum ama Büyükşehir Belediyesi'nde önde olduğunu biliyorum. Gökçe Acer hoş geldin. Ne diyorsun? Yakınları ile birlikte 25 milyon emekli resti diyorsun. Evet aynen katılıyorum. Eren Özkul hoş geldin. Sonunda Bursa CHP diyorsun. Turko Türk ne diyorsun? Suat Bursa zincirleri kırıyor, siyasal İslamcıların falan filan demişsin. Bursa alınırsa Türkiye alınır. Evet bugün biri daha bana söyledi bunu. Bursa'yı alırsa Tarık dedi galiba. Oğlum Tarık'la konuşuyorduk. Aslında herkes İstanbul diyordu. Evet bu çok önemli bir saptama. Herkes İstanbul'u alan, Türkiye'yi alan diyordu ya aslında gerçek Bursa'yı alan Türkiye'yi alır olması lazım arkadaşlar. Bunu bir kez daha anımsatmak istiyorum. Tekrar yayınımın başlığını anımsatıyorum sizlere. Dünyada uzayda 3 cisim problemi, Türkiye'de tek cisim problemi. Bu tek cisim probleminin ne olduğunu da zaten sizler biliyorsunuz. Tekrar anımsatmaya gerek yok. Neler yazdığınıza bakıyorum. Hasan Kaya hoş geldin. Adamsın demişsin. Teşekkür ederim. Sizin güzel bakışınız, o adam gibi görüyorsanız beni karşıdan bakınca ne mutlu bana. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Güvenilir gazeteci demişsiniz. Teşekkür ederim. Eğer size bir güven telkin ediyorsam buradan bakınca sizlere benim için gerçekten gurur kaynağı. Teşekkür ederim. Mesut Kaya hoş geldin. Anayasa değiştiremeyecek artık AKP diyorsun Mesut. Umarım bakalım neler olacak. Şimdi muhtemelen muhalefet erken seçim diye bastıracak. Neler olacak AK Parti'de? Çok önemli gelişmeler olacak bu saatten sonra. Tabii en önemli gelişmelerden birinin de Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i bir kez daha kovmasını bekliyorum. Yani bekliyorum derken ummuyorum. Böyle bir şey olmaz umarım. Büyük bir olasılıkla fatura birilerine kesilecek. Aslında faturanın kesilecek kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama bilmek istemeyenler ve görmek istemeyenler var. O da ayrı bir mesele. Evet. Artık AKP topal olarak diyorsun. Topal ördek diyorsun Mesut. Evet. Bozbey'in çalışma anlamında hep beraber boza pişireceğiz. Sokaklardan ayrılmasın diyorsun. Turko Türk. Oğuzhan 03 hoş geldin. Merhaba sana da. Bursa'ya güneş doğuyor diyorsun. Umarım. Sadece Bursa'ya değil bütün Türkiye'ye güneş doğsun. Hep birlikte başardık arkadaşlar. Hepinizin elinize sağlık. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk demiş Eren Özkul. Teşekkür ederim Eren. İyi yayınlar. Game Time hoş geldin. Halk uyanmış biraz. Yaşasın diyorsun. Aslında çoktan uyandı da uyanmasının önünde bir takım engeller vardı. Uyutmaya çalışanlar. Bunlardan birinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Ve bugün geldiğimiz noktada bir kez daha anlıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Hemen bir önceki seçime gittiğimiz zaman anlıyoruz ki Mansur Yavaş'ı ya da İmamoğlu'nu aday göstermiş olsaydı, Kılıçdaroğlu kendisinde inat etmemiş olsaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. Siz düşünün Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepimize nasıl bir kazık attığını bir kez daha anlayın. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bokunda boncuk olduğunu zannedenlerin kulaklarına küpe olsun bu sözlerim. Orhan abi ne demiş? Ne demiş Nuri Emin? Sen söyle ne demiş? Kulaklılık edene yazıklar olsun demiş.
Game Time'de diyorsun Suat abi seviyorum seni demişsin. Teşekkür ederim. Sevginize layık olmaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun. Heh, madem Game Time seviyorsunuz beni o zaman şu like'ları bir göreyim. Çünkü şu anda bütün YouTube alemi, Türkiye'deki bütün YouTuber'lar yayın yapıyor. Ben de naçizane sizler gibi kaliteyi bana sadık ve bağımlı. Yani sadık derken yanlış anlamayın lütfen. Bana saygı gösterdiğiniz için buraya geldiniz. Az ama öz abonelerimle bu yayınımı kotarmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Belki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde Bilal abiniz de bana eşlik edebilir. Ya da onunla bir bağlantı yapacağım WhatsApp üzerinden. Bakalım bana son durumu anlatacak Bilal abiniz. Ya da buraya gelirse Bilal buradan kendisi anlatır. Bilemiyorum artık. Şu anda Osman Gazi ilçe, AK Parti ilçe binasındaydı. Oradaki durumu bana anlattı. Kimsenin yüzü gülmüyor demişti. AKP, MHP, İYİ Parti siyaset çöpü olacak ilk genel seçimde diyorsun Türko Türk. Çok mutluyum 4 sene sonra da bu sevinci yaşayalım. Game Time sen Mersin'deydin değil mi? Mersin'deki durum nedir? Anlatır mısın sen? Yazar mısın lütfen? Deniz Star hoş geldin kazandık dayım demişsin. Menderes Hazar hoş geldin adam gibi adam demişsin. Bana teşekkür ederim ya. Vallahi yani bu tür şeyler hoş güzel ama dozunu kaçırmayın lütfen. Lütfen. Çünkü bu tür şeyleri birilerine özellikle siyasetçilere söylüyorlar. Ondan sonra hepsi güç zehirlenmesi yaşıyorlar. Gerçi ben farkındayım neyimin ne olduğumun farkındayım. Ama güzel dilekleriniz için teşekkür etmekle birlikte dozunu kaçırmayın. Rica ediyorum sizden. Teşekkür ederim. Bursalıları tebrik ediyorum demişsiniz Sultan Hanım. Sultan Hanım Afyon'daydınız değil mi siz? Afyon'da durum nedir? Afyon'daki durumu da yazar mısınız? Hadi inşallah demişsiniz. AKP, MHP, İYİ Parti siyaset çöplüğünde demişsin. Turko evet az önce de aynı şeyi yazmışsın. İstanbul Beşiktaş Çarşı abi Mersin değil. Ha? Niye ben senin aklımda Mersin gibi kalmış ya? Neyse. Peki Beşiktaş'ta ne oldu? Ha? Beşiktaş'ta hangi parti aldı? Mesela bağımsız neydi o bizim Everest'e çıkan dağcı? Bağımsız olarak girdi. CHP ona ayıp etti. Esas aday olarak onu göstermesi gerekiyordu. Evet. Şöyle bir bakayım YouTube'da ne var ne yok arkadaşlar. Şuradan. Reis beni sevmez tencere tava diyorsun. Tamam da Beşiktaş'taki durum ne oldu? Rıza aldı. CHP. He, anladım. Ama ben üzüldüm ya. Neydi o dağcının ismi ya? Nasuh Maruki. Nasuh Maruki de iyi olurdu aslında Beşiktaş'a. Onun almasını istiyordum ben aslında. Bakıyorum şu anda. Herhangi bir yayın falan var mı? Bakıyorum şu anda. Herhangi bir yayın yok. Başkanlardan falan. Yayın olursa size buradan anlatmaya, söylemeye çalışacağım. Ben arada tabii telefonla şu anda arayamayacağım ya. Şeyden ararım ancak. WhatsApp üzerinden bakayım. Şuradan Bilal'i aramaya çalışayım. Bilal abinizi şuradan bir aramaya çalışayım bakayım. Bilal. Bilal Kayaaltı'nı bir aramaya çalışayım bakayım. Bilal'den son durumu alalım. Bilal Kayaaltı. Bilal Kayaaltı. Evet. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Burada ha. Bir derin sessizlik var ama sizin sesiniz geliyor. Bir saniye. Neredesin sen şu anda Bilal? Neredesin? AK Parti İl Başkanlığı'ndayım. Görüntülü arayayım mı ben seni? Görüntünü açayım. Abi. Kameran iyi mi? He. Yok değil. Tamam tamam o zaman sesli arıyoruz. Arkadaşlar şu anda Bilal abiniz. Nerede olduğunu bir daha anımsatır mısın Bilal? AK Parti İl Başkanlığı'ndayım. Derin bir sessizlik söz konusu burada. Konuştun mu herhangi birileriyle? Nedir? Ne diyorlar? Ne demiyorlar ya da? Kimse ağzı bıçak açmıyor. Ben de biraz önce AK Parti İl Başkanı'nın basın danışmanıyla görüştüm. Açıklama yapacak mısınız dedim. Aha. Yapılacak mı dedim. Dedi ki abi böyle bir sonuçta nasıl açıklama yapılacak? Niye ya? Bir gazeteci meslektaşım da dedi ki abi sen de acayip acayip sorular soruyorsun dedi. Tamam normal kazanınca nasıl güzel konuşuyorsan kaybedince de çıkacaksın abi, centilmence tebrik edeceksin rakibini. Büyük bir hüsran var ben hemen detaylar vermek istiyorum. Ver bakalım. Şunu söyleyeyim şehre küstü meydanına kurulan platform sökülmeye başlandı. Ha niçin platform platform konuşması mı yapacaktı? Orada balkon konuşması yerine platform konuşması yapılacaktı. Yalnız platform konuşması ne derler? İşte yani seçim kaybedilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla platformun önünde kimse yok. Platformun üstünde de kimse yok. Bir hüzün var. Mesela anladım. AK Parti'nin Bursa milletvekilleri il başkanlığında bazı odalarda oturuyorlar ama dışarı çıkmıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı da burada. O da sessizliğe bürünmüş durumda.
Görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'ni ve Osman Gazi'yi kazandı. Peki ilçelerde durum nedir? Mudanya, işte Gemlik, Karacabey, İnegöl falan? Şu var, Mustafa Kemal Paşa'yı da Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış. Öyle mi? Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki verilere göre, şu anki verilere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez, yani Osman Gazi dahil olmak üzere Mustafa Kemal Paşa ve 3 tane ilçeyi de koruyarak ilçe sayısını 5'e çıkartmış durumda. Peki Yıldırım da belli mi? Yıldırım belli mi? Yıldırım'da AK Parti muhtemelen mevcut belediye başkanına devam ediyor. Devam ediyor. Biz buradan sesim geliyor herhalde. Geliyor, geliyor. Şunu belirtmek istiyorum. Aha. Geçtiğimiz cumartesi günü, yani dün akşam yaptığımız yayında İyi Parti'nin bir hüsrana uğrayacağı öngörüsünde bulunmuştum. Evet. Bu öngörüm tuttu. Türkiye genelinde İyi Parti adeta sandığa gömülmüş durumda. Hiçbir belediye kazanamadı mı? Yani belediye kazanmış olabilir ama yani şeye gömülmüş durumda yani. Ha, sandığa. Yani bunlar çünkü sandığa gömülmüş durumdalar yani. Hele Saadet Partisi esamesi okunmuyor. Bilal. Yalnız beklenen oldu. Evet. Beklenen oldu. Yeniden Refah Partisi oyunu arttırmış durumda ve mesela Şanlıurfa'da belediyeyi kazandı. Elazığ'da da 6 ilçenin ilçede belediye kazanmış. Bravo diyelim, bravo evet. Diyelim. Bravo. Evet. Şimdi Bilal, dün de dikkatimi çekmişti. Aslında dünkü yayında söyleyecektim ben ama şimdi atölyeye gelirken, derneğe gelirken buraya yayın öncesi dikkatimi çekti bir kez daha. Bir saniye, telefon geldi. Kapatayım şunu. Şimdi ne diyordum? Ulu Cami'nin mahyasında bir yazı var, mahya var. Gördün, dikkatini çekti mi? Güzel ahlak cennete götürür diyordu. Yazmıştı. Dikkatini çekti mi? Güzel ahlak... Bak, benim dikkatimi çekti. Dün konuşacaktım ama arada kaynadı, unuttum. Mahya'da şöyle yazmışlar. Ramazan geleneğidir. Mahyalar vardır, biliyorsun. Şöyle yazıyor Bilal. Güzel ahlak cennete götürür. Siz seçim boyunca her türlü ahlaksızlığı yaptınız. Her türlü. İnsanları kandırmak için, Evet. Pide, Ramazan pidesi dağıttınız, para dağıttınız, iftira attınız, evet. Yalan söylediniz. Aynen. Din adamlarına, çakma din adamlarına sahte fetvalar verdirdiniz. Mahyaya din, güzel ahlak, aynen, cennete götürür yazıyorsunuz ama sizi anladığım evet. kadarıyla bu ahlaksızlığınız sandığa gömdü. Evet, muhtemelen öyle oldu. Şimdi emekliler yılı demişlerdi ya. Evet. Emekliler AK Parti belediyelerini sandığa gömmüş durumdalar. Evet. Yani görünen o. Dönüşte yani uğrarsam bir konuya daha dikkat çekmiyorum. Çek. Anadolu Ajansı seçim yasakları kalktığında ilk önce şey veriyordu. Sonuçları veriyordu. Anadolu Ajansı seçim yasakları kalkmasına rağmen 1,5 saat geçtikten sonra bile veri açıklayamadı. Bu şunun işareti oluyor. Yani ben başka bir şey daha işareti söyleyeyim. Bu AK Parti belediyelerinin kaybedildiği anlamına geliyor. Evet. Ben AK Parti il başkanlığına geldiğimde iftara yaklaşık 1 saat vardı. İnci top oynuyordu. Çünkü bunlar sandık şahitlerinden ilk sonuçları alıyorlar. Mesela seninle telefonla sen beni aramıştın abi, hatırlarsan. Evet. İzleyiciler de benim sesimi duyuyorlar. Küprüpınar'da AK Parti'nin kalesi olan mahallede Papaz Çeşme'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıkları patlattığını söylemiştin. Evet. Yine bugün senden önce ben bir canlı yayına daha bağlandım. Orada da söyledim. Hem Küprüpınar'ı söyledim hem de Ulu Mahalle'yi ve Sakarya Mahallesi'ni söyledim. Sakarya Mahallesi'nde adeta AK Parti sandığa gömülmüş durumda. Evet. Yani bu da bu şeye yansıyor. Yani çünkü AK Parti'nin kalesi olan mahallelerde siz sandıktan çıkamıyorsunuz. İddialı olan belediye başkanı Mustafa Bozbey'e yaramış oluyor. Dolayısıyla Mustafa Bozbey şu saat itibariyle tabii ki kesin konuşmak doğru değil ama muhtemelen bu işi götürecek. Evet. Başka bir şey, konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Yaklaşık 1,5 saatten beri İstanbul'daki ara fark aynı şekilde duruyor. Evet. Yani %50'ye %41. İmamoğlu %50 farkı korumaya devam ediyor. Fark kapanmıyor. Yani kurum farkı kapatamıyor. Muhtemelen seçimden sonra Murat Kurum İstanbul'da köfteci Murat dükkanı açabilir ya. köfteci. Vallahi yani şu durumda Murat Kurum değil, kaybeden, bak benim yayınımın başlığını bilmiyorsun Bilal.
Sana dedim ya, yayınımın başlığı şu. Netflix'te yayınlanan 3 cisim problemi var. Bilim kurgu dizisi. 3 cisim problemi yaşanıyor uzayda bir yerde. Ben de dedim ki Türkiye'de de tek cisim problemi yaşanıyor. O problemin adı Sayın Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu saatten sonra tabii dereyi görmeden paçaları sulamış diye ifadeler kullanabilirler bize. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye kazanmış olduğu yerlerde kendilerini ispatlamak zorundalar. Tabii. Kendilerine terörist yaptasında bulunuldu. Biz dahil olmak üzere. Dolayısıyla kendilerini ispatlayıp halka düzgün belediyeciliği, şeffaf belediyeciliği, yani yerel yönetimler nasıl icraat yapıyorlarsa onu kanıtlamak zorunda. Özellikle biz Bursa'da oturduğumuz için, Bursa'da ikamet eden bu şehrin evladı olarak söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan edildiği dakikadan itibaren Mustafa Boz Bey, Bursa'ya adeta insanları şapka çıkartacak hizmetler yapması lazım. Kendilerini ispatlamak zorunda olur. Evet. Neyse, sen oradan öyle dönüşte uğrayacak mısın buraya? Uğrayacak mısın buraya? Uğrayabilirim. Şu anda biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na geçeceğim. Tamam, oradan gidince o zaman bir daha WhatsApp'tan ara beni. Tekrar konuşalım. Tamam, tamam mı? Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Hadi görüşürüz. Bir de oradaki şeyi de görelim arkadaşlar. Bilal abiniz durumu özetledi. AK Parti'deki durumu özetledi. AK Parti'de durum bundan ibaret. Az önce beni kuzenim aradı. Mustafa Bozbey'in Podium Park'taki şeyindeymiş. Kuzenimi bir arayayım ben, bakayım oradaki durumu bana anlatsın. Neymiş bir bakayım, oradan onu arayayım. Şuradan, evet. Şuradan kuzenim. İbo tezak demek, teyzeoğlu demek. Şöyle bakayım, açacak mı WhatsApp'tan? Açarsa kuzenim de anlatsın bakayım. Duyarsa tabii. Bakayım duyacak mı? Teyzeoğlu. Buyur abi. Neredesin sen? Podium Park'ta mı? Podium Park'tayım. Kayınpederle benim. Şimdi Bozbey'le görüşeceğiz. Hayırlı olsun diyeceğiz. Tamam. Şimdi bir dakika. Ben canlı yayındayım şu anda YouTube kanalımda. Ne oluyor orada? Bir anlatsana bakayım. Bak, şu anda YouTube kanalımda canlı yayındayım. Anladım. Bak. Anladım. Eğlenceler mi var işte? Aha. Kazandık diye düşünüyoruz. Aha. Ondan sonra açık ara öndeyiz yani. Tamam. Tamam. Bayağı coşkulu burası. Ha, bayağı seviniyorlar diyorsun. Podium Park davetteyiz. Millet çok coşkulu, eğleniyoruz. O şekilde yani. Tamam. Tamam İbrahim. Burası çok hızlı, öyle diyeyim sana. Kalabalık mı? Çok kalabalık. Tamam. Daha da her geçen dakikada kalabalıklaşıyor. Anladım. Orada bayram havası var demek ki. Mustafa Bozbey biz de buradan... Fazlası. Tamam. Fazlası. Tebrik ediyoruz Mustafa Bozbey'i o zaman. Teşekkür ederim kuzen. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar lan. Ne iyi günleri. Evet. Kuzenimden de son durumu aldık Bozbey'in oradan. Tabii Mustafa Bozbey'i aramak lazım şu anda ama herhalde bakalım açan olacak mı? Bir deneyelim bakalım. Mustafa Bozbey'i arayalım bakalım. Mustafa Bey'i bir aramayı deneyelim bakalım. Şuradan şöyle bir deneyelim bakalım. Zannetmiyorum arayacağını, açacağını ama belli olmaz, bir şansımızı deneyelim bakalım. Tabii mümkün değil. Olsun, deneyelim biz. Belki adamlarından biri açar vesaire falan. Mustafa Bozbey'i arıyoruz şu anda. Mustafa Bey açmıyor. Bir numarası daha var Mustafa Bey'in. Bir numarası daha var. Onu bir deneyeyim bakayım. Mustafa Bozbey'i bir numarası daha olması lazım. Bakıyorum. Var mı? Evet. Yok, diğer numarasını herhalde iptal etmiş ya da çift numara görünüyor ya da WhatsApp'ı birden bir şeyinden kullanıyor. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Sizler neler yazdınız önce bir bakayım. Evet, reis beni sevmez demiştin Game Time. Niye sevmesin ya? Reis dünya lideri değil mi? Dünya lideri dediğiniz adam herkesi sevmesi lazım. Afyon %50 CHP önde diyorsun Ahmet Elden. Afyon'u da alırsa CHP hakikaten büyük bir iş başarmış olacak. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Şaşmaz CHP abi demişsin Game Time. Her türlü öndeyiz dayı. Hayırlı akşamlar demişsin Hasan Kaya. Hayırlısı olsun bakalım. AKP darmadağın, hadi uğurlu olsun CHP'ye demişsin Erman Ezel. Biz balkon konuşması yapmayız. Millete tepeden bakmayız. Halkın içinde oluruz. Aradaki fark bu. Ampul patladı diyorsun Game Time. Efendim oğlum. Canlı yayındayım şu anda. Dinliyorum. Ne oldu? Bir saniye, mikrofonu kapatıyorum arkadaşlar.
Tamam tamam gel bekliyorum. Tamam. Çocuklar gidecekler, şeye gidecekler herhalde, Mustafa Boz Bey'in kutlamaları, röportaj yapmaya falan gidecekler muhtemelen. Evet, neler diyordunuz? Sizin paylaşımlarınızı okumaya çalışıyorum. Yeniden Refah Tarih yazdı diyorsun Turko Türk. Yeniden Refah Tarih yazdı. Sadece Yeniden Refah değil. Aynı zamanda WhatsApp'tan yazanlar var. Şunlara bir bakayım, kim ne yazıyor, bir bakayım. Şöyle. Ha bir dakika. Ha, fotoğraf atmış. Kuzenim benim. Kuzenim benim şöyle Bozbey'le fotoğrafını atmış. Sizinle paylaşayım ben. Şu gördüğünüz benim kuzen. Enteresan adamdır. Teyzemin oğlu. Tezak. Bakıyorum. Neler var? Yazan var mı? Tarık'la da bir konuşalım ya. Tarık'ı bir arayayım bakayım. Bir konuşalım Tarık neler diyecek. Arıyorum seni evlat. Tarık'a yazdım bakalım. Tarık'la da biraz konuşalım bakalım ne diyecek. Neler diyorsunuz? Mikrofon düzeldi. Suat abim kulağım patladı. Ha mikrofonu düzelt diyorsun. Çok mu ses yüksek geliyor? Sen de biraz kısabilirsin. Yok çok fazla yüksek değil. Ha biraz kıstım. Evet kıstım. Şu anda iyi mi? Tamam. Vedat Akçak Hoca hoş geldin. Merhaba sana da. WhatsApp'tan aradın mı Suat abim yeni başkanımıza? Aradım ama yanıt vermedi az önce. CHP %65 de Bursa'da kazandı diyorsun Vedat Akçak Hoca. Tamam Ermen. Biraz ses yüksek gelmiş demek ki. Kusura bakma lütfen. Güzel Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorsun. AKP tarih oldu. Yok daha AKP tarih falan olmuşluğu yok arkadaşlar. Hala tokmak Sayın Erdoğan'ın elinde. Yani Erdoğan bu akşam o kadar yetki var ki diyebilir şunu, şunu diyebilir. Yetkisi var. Bütün seçimleri iptal ettim der. Kimse de sesini çıkaramaz. Yani sesini çıkaramaz derken yani millet tepki gösterir de yani istese hemen Yüksek Seçim Kurulu'na bir emir verir. Şak diye seçimleri iptal edebilir. Bu güç, bu yetki var kendisinde. Yapabilir mi? Yapar değil mi? Yapar. Ne diyorsun bakayım? Şimdi iyi diyorsun. Tamam. Demek ki ses biraz yüksek olmuş ama niye? Şöyle biraz geride tutayım o zaman mikrofon. Mikrofon çok öndeymiş. TikTok'tan yazanlar ve Bursa'da durum nedir diyorsun Faruk demişsin. Bursa'da Bursa CHP kazandı. CHP kazandı. Başka yazan var mı? Bakıyorum. Başka yazan bir şey yok. TikTok'takiler... Arkadaşlar AK Partililer, troller nerede? Nereye kayboldu? Her yayında beni şikayet eden, TikTok'a şikayet eden, her yayında bana hakaretler yağdıran trolleri göremiyorum. Troller neredesiniz? TikTok'taki troller. Neredesiniz abi? He? Gelsenize çıksanıza. Sallayın bakalım şöyle ya. Sallıyordunuz ya önceki yayında. Etmediğiniz, hakaret etmediğiniz iftira yoktu. Neredesiniz AKP'li troller? He? İmamoğlu'na etmediğiniz hakaret iftira yoktu. Mustafa Bozbey'e keza öyle Bursa'da. Her türlü hakaret, her türlü iftira ediyordunuz bize. Sürekli TikTok'a şikayet ediyordunuz. TikTok'takilerde troller yok ortada. Bakın YouTube'da da açık şu anda arkadaşlar. Sadece YouTube'daki yayınım herkese açık. Abonelerime değil ama nedense bir tane troll göremiyorum. İnsan girer bir tebrik eder değil mi? Kutluyorum, tebrik ediyorum demesi lazım değil mi? Demeleri lazım. Ama yoklar. Yoklar. Çok ilginç. Çok ilginç. Bir girin bir tebrik edin ya. Centilmen adam, dürüst adam. Tebrik eder. Ama hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Bu arada benim kuzen fotoğraf atmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakayım. Fotoğraflar çekmiş. Mustafa Bozbey kutlama yapıyor gördüğünüz gibi. Troller yok. AKP'liler tebrik ha. AKP'liler ya etsin. Onlar da bu ülkenin insanı. Onlar da değil mi? Ya tebrik etmek lazım. Kazananı kaybeden tebrik eder benim bildiğim. TikTok'tan bana etmedikleri hakaret kalmıyordu. İmamoğlu'na bir sürü iftira, Mansur Yavaş'a bir sürü iftira atıyorlardı. Ne oldu? Bakın arkadaşlar bu öyle bir zafer ki öyle böyle değil arkadaşlar. İmamoğlu kazanmasın diye bütün partiler Meral Akşener dahil, Memleket Partisi, Muharrem İnce dahil, DEM dahil hepsi İmamoğlu'na karşı birleştiler. Sadece o değil. Neydi o çakma hoca var ya çakma cübbeli pardon züppeli ya da cukkalı demişti dün biri. Cukkalı züppeli var ya züppeli bile çıktı uyduruk fetva yayınladı ya günaha girersiniz. Şimdi sormak lazım bu CHP'ye oy verenler günahkar mı? Ha? Ayıp ayıp günah. Dini o inandığınız dini kendi siyasi çıkarlarınıza alet ettiniz yazıklar olsun size.
Yazıklar olsun. Ne diyordu Orhan Gencebay? Batsın bu dünya. Yazıklar olsun kula kulluk edene. Puh diyordu değil mi? Evet aynen öyle. Puh. Erdoğan kaçmadan seçim sonuçları sıfır diyorsun. Türk milleti sabırlıdır ama zamanı geldiğinde tekmesi ses getirir. Bir kez daha Türk milleti büyüklüğünü gösterdi. Allah'ıma şükürler olsun diyorsun Game Time. Türk milleti sabırlıdır. Büyüklüğünü Allah'ına şükürler olsun. İki defa aynı şeyi yazmışsın. Aralarının örekesindeler diyorsun Vedat Akçak Hoca. Abi herkes ayaklanır AKP'ye. Oy verenler de artık akıllanmış artık. İptal edemez sıkar biraz artık. Elindeki güç gidiyor. Onun farkında sen son 4 senesi diyorsun Game Time. Mustafa Hayal. Mustafa Hocam hoş geldin. Karacabey'deydin değil mi? Karacabey'deki durum nedir Mustafa Hocam? Karacabey'de ne oldu hocam? Demek ki neymiş? Türkiye AKP'nin çiftliği RT'nin de babasının malı değilmiş. Millet ayılmaya başlamış. Şükür uzun zamandır moralim ilk defa tavan yaptı. Bunun arkası da gelecek inşallah demişsiniz. Mustafa Hocam Karacabey'deydiniz siz değil mi? Yanılmıyorsam. Karacabey'de durum nedir? Bilgi verir misiniz lütfen? Alaaddin hoş geldin. İyi oldu. Herkes payına düşeni aldı diyorsun. Rol yok Suat abim knockout oldular diyorsun Erman. Mustafa Keskin. Abi bayram var böyle yalanla dolanla. Ne? Abi bayram var. Yalanla dolanla iftirayla yandaş troll beslemeyle seçim kazanılmaz. Gerçekte bu seçimi uyanmış halk kazandı. Erken seçim geliyor. Yeni Cumhurbaşkanı İmamoğlu tozu kalmayacak AKP'nin diyorsun. Bursa'yı çok özledim. Yurdumu 25 senedir görmüyorum. Bu haber, bu bilmem neler defolup gitsin memleketimi göreyim diyorsun. Gelirsin ama dünkü yayında da söyledim ben sana Vedat. Eski Türkiye, senin bıraktığın Türkiye, senin bıraktığın Bursa artık eski Bursa değil. Tebrik etmez omurgasızlar diyorsunuz Sultan Hanım. Cübbeli değil, züppeli. Zukkalı yarıldım. Zukkalı, cukkalı, züppeli. Züppeli hoca, cukkalı hoca. Lütfen bunları iyi bilin. Bakıyorum. Şöyle bir saniye arkadaşlar, birkaç kişiye atayım ben yayını da, yayınımı gelip özlesinler. Cenk yok bu arada. Cenk Özgener yok ya. Cenk nerelerdesin? Cenk yok. Cenk'in internet sorunu varmış galiba. Şöyle bir daha atayım şunu. Yayınımız devam ediyor. Aynı anda hem TikTok'tan hem de YouTube'dan arkadaşlar. Bakıyorum YouTube'da yayın falan var mı? Yayın açan. Şeyleri bekliyorum. İmamoğlu ya da Mustafa Bozbey'in şurada bir videosu var. Şunu bir size bir izleteyim bakayım. Şöyle bir saniye. İlçeleri de kazanacağız. Değerli basın emekçileri. Bir saat önceki yayını Mustafa Bozbey'in arkadaşlar. Bu mücadelede bize ortaklaşan başta sandık görevlerimiz, müşahitlerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye meclislerimiz, milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve ben sözü genel başkan yardımcımıza bırakıyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum ve açıklamalarınıza devam edeceğiz. Çok kıymetli basın emekçileri, sevgili Bursalılar, çok değerli yurttaşlarımız. Bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle parti meclisi... Mustafa Bozbey'i dinleyelim. Sevgili basın mensubu arkadaşlarımız. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yaklaşık 45 dakika önce oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza oruçlarının kabul olmasını, ettikleri dualarının kabul olmasını diliyorum. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Gerçekten çok önemli bir gündeyiz. Heyecanımız yüksek. Özellikle de Bursa'ya hizmet etme aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bugün gelinen noktada çok sevindirici haberlerle karşı karşıyayız. Son olarak özellikle bugün biraz önce de söyledim. Sandıklarda görev yapan, şahit olan, aynı zamanda kat sorumluluğu
denen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yine sandık kurulu başkanlığı yapan, yardımcılığı yapanlara da burada olduklarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca emniyet mensuplarımıza, seçimin güvenliğinde önemli rol üstlenen ve sorumluluk alan, bugün seçimin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan tüm emniyet mensuplarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yine sahada olumsuzluklara karşı duyarlı davran ve her olumsuzlukta kendilerini hemen orada gördüğümüz avukat arkadaşlarımızın tümüne, özellikle de onlara teşekkür etmek istiyorum huzurlarında. Evet. Bursa'da hemşehrilerim, sevgili hemşehrilerim, bizim adımız son veriler, bize gelen son veriler yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi seçimi olarak %28 civarında açılan sandık var. Yani aşağı yukarı 2096 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz. Tabii ki bu sonuçlar daha sonra oran yükseldikçe daha iyi sonuçlar. Evet, durum bundan ibaret arkadaşlar. Mustafa Bozbey'in daha önce yaptığı, yaklaşık bir saat önce yaptığı konuşma bu şekilde muhtemelen ilerleyen dakikalarda yine konuşacaktır kendisi. Neler yazıyorsun? Bundles hoş geldin, ampul patladı çok şükür diyorsun. Bu ülkenin sahibi RT değil biziz, milletin kendisidir. Bu görmemişlere, bu terbiyesizlere hakları bildirilir inşallah. Suat Hocam, ben Karaca Bey değil Görükle'de oturuyorum. Özür dilerim Mustafa Hocam. Ben aklımda Karaca Bey gibi kalmış. Kusura bakmayın lütfen. Neler diyorsun? %60 oy oranıyla seçimleri kazandık. Bayım olsun demişsiniz Vedat. Mehmet Atılgan hoş geldin. Mehmet asker arkadaşım. Hezimet oldu bu sefer, halk kazandı. Ülkemizde hayırlı olsun. Ben sana söylemiştim daha önce böyle olacağını. Suat mazlumlar kazandı demişsin Mehmet'ciğim. Yani ne kadar mazlumlar kazandı? İlerleyen günler, ilerleyen haftalar, ilerleyen aylar ve yıllar gösterecek Mehmet'ciğim. Şimdiden onun mazlum kazandı, şu kaybetti demek çok da doğru olmaz. Unutma ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 yıl önce iktidar olduğunda kendi gayet mazlumdu, mağdurdu. Ama şu anda neler oldu biliyorsunuz. Geçmişin mazlumları, mağdurları geleceğin işte ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ampul patladı, gerçekten patlasın, yeter insanların burasına geldi diyorsun Emel. Erman Ezel. Abi Özgür Başkan konuşuyor, troller kaçıyor. Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, birçok büyük ilde CHP yeniden büyük doğuş gelsin, kurtarsın Suriyeliler, yandaşlar, paralı troller, gerçek halk CHP. Bir de tabi yerel seçimlerin şöyle bir unsuru var. Bursa dışındaki Türkiye, Bursa dedim özür dilerim, Türkiye dışındaki Türk vatandaşı, çakma Türk vatandaşlarının oy kullanılıyor olması da burada önemli bir faktör olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bakıyorum WhatsApp'tan. Bir saniye Tarık'a söylüyorum. Arayayım mı? Tarık'a yayını alayım bakayım. Uygun mu değil mi bilmiyorum. WhatsApp'tan yazdım Tarık'a. Herhangi bir tepki falan vermedi. Ya da aslında Skype'tan aramam lazım da neyse. Şu anda Skype'tan arayayım ben onu. Darülü. Evet, neler yazıyorsunuz arkadaşlar? Abi Özgür Başkan evet onu konuşuyor ama Özgür Başkan'ın bana konuşması düşmedi ya. Özgür Seçim canlı yayın, Özgürüz Radyo var. Bakıyorum şu anda Mansur Yavaş konuşuyor. Bakayım şöyle Mansur Yavaş'ın. Evet, Mansur Yavaş'ı izleyelim arkadaşlar biraz. Hilafen
Otobüsün arkasında bulunan... Mansur Yavaş konuşacak arkadaşlar Ankara'da. Üstelinde... Bir saniye görüntüyü şuraya alayım şöyle. Bir dakika. Yoğunluklar yaşanıyor. Araçlarımızı da gelen bizlere bilgiye göre kaldırımın ve yol kenarlarına çekilmiş. Oradaki trafiği engelliyoruz. O bölgede araçları olan çok kıymetli Ankaralı hemşehrilerimizin ivedi şekilde araçlarının başına gitmesini önemli rica ediyoruz. Ve bizlere göre otobüsün sağ tarafında bulunan başkentin yiğit insanlarını da otobüsün ön tarafındaki Büyükşehir Belediye'mizin alanına davet ediyoruz. Mansur Yavaş Ankara'nın başkanı. Mansur Yavaş konuşacak arkadaşlar. Şu anda Mansur Yavaş'ın YouTube kanalına bağlandım. Oradaki görüntüleri size izletiyorum. Ses yine yüksek patlıyor galiba. Şöyle. Aşağı inmelerini birazdan Türkiye'de tarih yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Ankaralı hemşehrileriyle olacak. Başkentin yiğit insanları, Mustafa Kemal'in askerleri, atkılarımızı bir açar mısınız lütfen? Daha, 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 daha. Başkentin yiğit insanlarından ricamız, ricamız, atkılarımızı bir açalım. Bugün sizler başkent Ankara'dan Türkiye'ye mesaj veriyorsunuz. Hakikaten çok enteresan bir görüntü arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Oo. Bütün Ankara toplanmış. Neresi burası? Tandoğan Meydanı mı arkadaşlar? Başkentin yiğit insanları tam 3 ay boyunca bu otobüsün üstünde demiştik ki çeçeğini alacağım. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar ya. Neler yaptılar neler. Bazen düşünüyorum da seçimleri kazanabilmek için her türlü gayri ahlaki, her türlü gayri vicdani, her türlü gayri şey bulamıyorum biliyor musunuz? Ya kaybetmemek için, kazanmak için her türlü rezilliği yaptılar. Yazık günah be. Vallahi billahi ya. Ya bırakıp gitmesini bilmek lazım. Çekip gitmesini bilmek lazım zamanı geldiğinde arkadaşlar. Gitmiyorsanız zamanı gelince gitmiyorsanız yeter artık. Ben bu ülkeye, bu insanlara, bu seçmene verebildiğimi verdim, yapabildiğimi yaptım. Artık yeter demesini bilmeniz lazım. Birileri Devlet Bahçeli gibi birileri bırakmayız, gidemezsin, bu milletin sana ihtiyacı var demesine aldanmayacaksın. Çekilmesini bileceksin. Bilmiyorsan, çekilmesini bilmiyorsan böyle bu şekilde rezil olabiliyorsun. Gel. Gel ayarlamam lazım kamerayı. Bugün Ankara'da
Bursa bitti. CHP aldı. Ersan esnafın ne tam ismini okuyamıyorum. Bir saniye şöyle bir bakayım. Esra'nın burnu. Esra'nın burnu. Emeklerin hakkını vermezlerse emekler böyle dersinizi verir demiştik toptan. Teşekkür ederim. Bursa bitti mi CHP'de misin? Evet AKP inişe geçti diyorsun. Tolgahan. Bozbey önde. Evet. AKP'ler tebrik ama öyle bir tebrik etme özellikleri yok onların diyorsunuz ama centilmenlik dediğinizde tebrik etmesini bilmek lazım. Osman Gazi Erkan Aydın'da. Evet öyleymiş Esra Hanım. Osman Gazi'yi aldı. Bursa, CHP Bursa'da birçok belediyeyi geri aldı söyleyeyim. Geri aldı diyeyim. Belki de doğru tanımlama bu şekilde daha iyi. TikTok'tan çok fazla bu akşam rağbet yok. Çünkü AK Partililer yok, troller yok. Troller olmayınca işin tadı olmuyor ya. Troller hareketlendiriyordu. Ne demişsin Adem? Adem, selamünaleyküm yeniden Refah Partisi üyesi Adem Sezgin Yozgatlı. Adem Yozgatlı hayırlı olsun bilmiyorum. Size de tebrikler ya. Siz de bayağı oyunuzu arttırdınız. O ekonomist değil koyun çobanı diyorsun. Komando, Viyana. Evet, tamamen şu anda CHP'liler TikTok'ta gelmiş. AK Partililer ortada yok. AK Partili troller ortada yok. Ama insan dediğim gibi ya bir girer, bir tebrik eder değil mi? Tebrik etmesi lazım. Şöyle bir bakayım sizin yazdıklarınızı görebiliyor muyum? Buraya alabiliyor muyum dedim. Yok alamıyorum. Bugün Türkiye Ankara Büyükşehir'e binamızın önünde buluşan Ankara'lı hemşehrilerimizin coşkusunu izliyor. Fark attık sevgili Ankaralılar. Tarihi bir fark attık sizlerin sayesinde. Neyse arkadaşlar, Mansur Yavaş konuşacak diye bekledik ama zannedersem Mansur Yavaş ortalıkta yok. Haklı olarak az solist gibi takılıyor şu anda. Bakayım şöyle canlı. Başka canlı yayın var mı diye bakıyorum. Şu anda sadece Mansur Yavaş çıktı. Diğerlerini de bekliyoruz. Bozbey herhalde bir daha konuşma yapmayacak. Ya da İmamoğlu'nun konuşmasını bekledim. Belki o konuşma yapar. Ama o da yok ortada.
aslan gibi savunar. Bayraklarımızı, flamalarımızı bir kaldırır mısınız başkenti yiğit insanları? Birazdan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hemşerileriyle buluşacak. Evet, şöyle bir kare dursun. Şu fena değil. Aynı anda altta da şeyin görüntüleri de aksın. Sizin yazdıklarınızı da göreyim. Neler Ankara yazıyorsun? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş aramıza katılmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz hepimizin başkanım. Hoş geldiniz Ankara'nın başkanım. Hoş geldiniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım. Sayın Mansur Yavaş. Sevgili başkentliler, sizleri başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için şehit olmuş tüm aziz şehitlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşımızı da okuyarak başladık. Saygı duruşu da oldu. Şuradan bir saniye. Şunu şöyle almamışım. Evet. Şurayı da düzelteyim. Sayın başkentliler, izin verirseniz bana aramızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer parti yöneticilerini takdim edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol aramızda, hoş geldiniz diyorum. Ve ben sizleri Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol, Ankara'lı hemşerileri bizi selamlıyor. Ve ben sizleri İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol'la baş başa bırakıyorum. Bu ne güzel Ankara, bu ne güzel Ankara. İyi ki varsınız. Bizlerle gurur duyuyoruz. Bu başarı sizin, bu başarı Ankara halkının, bu başarı Türkiye'nin. Biz Mansur Başkanıma inandık. Biz belediye başkan adaylarımıza inandık. Bizlerin Mansur Başkan'ın yarattığı, belediye başkanlarımızın yarattığı parti gördüğümüze inandık. Bizim inandık. Bizim sağlığımıza inandık. Bizim vicdanımıza inandık. Bize inandık. Bizi yarı yolda bırakmadınız. Çok şükür ki böyle bir başarıyı, böyle bir zaferi bize yaşattınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler,
kucak dolusu saygılar. Bunları seçtiniz. Onlar da sizin gurur duyacağınız bir performans sergileyecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olduğunuzu gösterdiniz. Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olduğunu gösterdiniz. Var olun, sağ olun. İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol'a çok teşekkür ediyoruz. Başkentin yiğit insanları, Mustafa Kemal'in askerleri, hepimizin başkanıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Mansur Başkan'la buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? O zaman ben buraya... huzurlarınıza... Başkent Ankara'mıza 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Başkent Ankara'mıza yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan, verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan, başınızlara düştüğünde Hızır gibi yetişen, Başkent Ankara'nın hakkını aslanlar gibi savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum buraya. Çok sevgiyle saygıyla selamlar. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız başkenti yiğit insanlara. İyi ki varsınız Mustafa Kemal'in askerleri. Başkanı Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Başkent hemşerilerini çok kıymetli ailesiyle birlikte sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na Sayın Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Geride bıraktık. Konuşmama öncelikle teşekkürlerle başlamak istiyorum. 2019 yılından önce vaatlerimiz de sahadaydık. Şimdi icraatlerimiz de sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür olmak üzere önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllerimize kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler, yani isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak, bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan, başta gönüllülerimiz olmak üzere, tüm kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine, yani kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Efendim, sağlık ekibi, ambulansımız vardı burada. El kaldırın, oraya gönderin. Evet, elini kaldırıyorlar burada.
Üstad. Sağlık sıralarınız gidiyor mu? Kameranın altında. Evet, sağlık çekimin. Şuradaki kameranın altında. Ortadan var. Evet, bir tane de burada var sağda. Evet, bir sağda bir de kameranın altında var arkadaşlar. Evet, kameranın oraya geçişi verirseniz içinizde doktor varsa o da geçebilir arkadaşlar. Orası tamamsa orada var, kameranın altında. Evet. Değerli hemşehrilerim, kendilerine atılan iftiralara rağmen bana güç veren, gözlerine her baktığımda hayatın anlamını yeniden keşfettiğim biricik aileme ve çocuklarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bize atılan iftiralara karşı dualarını kalkan gibi kullanan, aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli Ankaralılar, 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum. Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralı'ya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emanetidir Ankara. Bu kent bize bitti denilen yerde bir anka kuşu gibi günlerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal Rüştü'nü arkadaşlarına emaneti. Bu kent evet. Bu kent bize Türk milletinin duştan yüreğini, bükürmez bileğini, vatan sevgisini... Arkadaşlar, Mansur Yavaş'ın nasıl değerli bir insan olduğunu bu konuşmasından zannedersem anlıyorsunuz. Gerçekten takdire şayan. Söylediği laflar çok önemli. Sadece bana oy verenlerin değil, herkesin belediye başkanı olacağını dedi. Ankara'da ne kadar Ankaralı varsa, işte adam dediğiniz böyle olmalı. Şimdi aynı anda hemen bu yayını kesiyorum. Mustafa Bozbey'in yayını başlamış. Ona bağlanacağım arkadaşlar. Buradan Mansur Yavaş'ı, İmamoğlu'nu ve seçilen bütün belediye başkanlarını bir kez daha tebrik ediyoruz. Bakalım Bursa'da Mustafa Bozbey neler anlatıyor, neler söylüyor. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, sevgili Bursalılar, sevgili hemşerilerim. Dedik ya, her saat başında sizleri bilgilendireceğiz diye. Yine saat çeyrek geçiyor. Sizlerin bir başkanımız, genel merkezimizde genel başkanımızla bir görüşme yapıyor. Bu anlamda o telefonda ben de sizlerin karşısındayım. Yine yaklaşık şu anda açılan sandık %72'si açıldı. Yani 5400 sandık açıldı şu ana kadar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi %49.09, Adalet ve Kalkınma Partisi %37.50. Yine süreci ısrarla takip ediyoruz. Ben bu arada özellikle seçim koordinasyon
merkezine ve elinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, Şadi başkanımız da geldi. Hayırlı olsun arada. Tebrik ediyorum onu da. Evet. Değerli hemşehrilerim, gerçekten bugün doğum gününde, doğum mesai halen devam ediyor. Sandıkları bir bir takip ediyoruz. Ben huzurlarınıza tekrar sandıktaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve hiçbir sandık görevlisinin, hiçbir müşahitimizin, hiçbir kat görevlisinin ya da bina sorumlusunun, bilişim sorumlusunun alanlarından, yerlerinden ayrılmamalarını istiyorum. Halen daha çünkü sayımlar devam ediyor. Bunlar son derece önemli. Yine avukat arkadaşlarımızın olası bir duruma karşılık mutlaka binaların yakınlarında olmalarını istiyorum. Başkanımız da geldi. Genel merkezimizde görüşüyor dedi biraz önce. Onun için o taze bilgileri daha fazla atıyordu. Taze bilgileri iletti. Öyle diyelim. Onların özellikle avukat arkadaşlarımızın binalara gitmesini, binalardaki arkadaşlarımızın yanında olmalarını istiyorum. Çünkü bazı teklif de olsa bazı olumsuzluklar duyduk. Ama bunların ben yine hem emniyet güçlerimizle tedbir edileceğini, aynı zamanda sandıklarda sandık başkanlığı yapan arkadaşlarımızın kimse, hiç önemli değil, demokrasi adına orada var olan sandık başkanı arkadaşlarımızın uyandıklarının bu konularda taviz vermeyeceğine inanıyorum. Bu anlamda yine de her ihtimale karşı biz sandıklarımızı yine güvenli halde tutmak zorundayız. Çünkü ilçe belediye başkanlıklarımızın sayımı halen daha devam ediyor. Büyükşehir'in de sayımı yaklaşık %28 sayımı devam edecek. Bu anlamda hemen ardından belediye meclisiyeleri de çok önemli. Belediye meclisiyeleri sayımı da tamamlanmasının ardından o zaman tabloyu sizlerle paylaşacağız. Ve işte o zaman tam olarak gülümsemeye başlayacağız. Ve ben sözü bir başkanıma bırakıyorum. Anlaşılıyor ki Mustafa Boz Bey Bursa'da belediye başkanlığını kazandı arkadaşlar. Mustafa Boz Bey'i de tebrik ediyoruz. Hakkıydı gerçekten. Daha önce de söyledim. Bir önceki yerel belediye seçimlerinde de aslında Mustafa Boz Bey Bursa'yı kazanmıştı ama bir takım olaylar döndü. Bir takım şeyler döndü. Özellikle o dönemin Bursa CHP il başkanının yaptığı gafletler, hatalar yüzünden Mustafa Boz Bey kaybetmişti o seçimi ama gecikmiş bir başarı. Gecikmiş olsa dahi tebrik etmek lazım. Hak etti bence Mustafa Boz Bey. Şimdi arkadaşlar Tarık'a bağlanacağım. Tarık beni bekliyor oradan. Hollanda'da kendisi. Şöyle. Bakayım. Tarık'ı arıyorum. Tarık çünkü hak ediyor şu yaşanan şu durumu arkadaşlar. Bir bakayım. Söyledim Skype'tan arayacağım dedim. Çevirim içi değil. Az önce söyledim evlat. Neredesin diye yazayım ben. Tarık'la bağlantı yapacağım. O çünkü hak ediyor. Bir önceki yerel seçimlerde onunla birlikte biz sokak sokak dolaşmıştık. Hem İstanbul hem Bursa. Özellikle Bursa'da. O dönemde de kafa kafaya gidiyordu Bursa'da. Kafa kafaya gidiyordu ama bu dönemde Fakoğlu Medis'le birlikte röportajları yaptık ve açık ara farklı görünüyordu. Hem kendi kanalımda Bilal abinizin kamera tuttuğu hem de Bilal abinizin son yaptığı röportajı izlediniz muhtemelen. Mustafa Boz Bey ile Ali Nur Aktaş arasında açık ara fark vardı arkadaşlar. Bir önceki seçimde kafa kafaya gidiyordu. Kafa kafaya gittiği dönemde de zaten neler oldu biliyorsunuz sizler de. Şu ses niye patlıyor çok onu anlamaya çalışıyorum. Evet Tarık'ı arıyorum şimdi bir saniye şuradan.
Evet Tarık. Çevrim içi değil diyor. Skype'tan arıyorum oğlum. Bu WhatsApp'tan mı bekliyorsun? Skype'tan arıyorum. Niye bağlanamıyor Tarık'ı arıyorum. Daha önce görüşmüşüz Tarık'la. Evet. Tarık'ı da yayına alayım. Bakalım. Neler anlatacak? Tarık'ın da düşüncelerini alayım. Çevrim içi değil diyor. Hadi oğlum, neredesin? Skype'ta mı sorun var ya? Yok. Başka bir Skype. İki tane mi Skype'ı var bu çocuğun ya? Evet, bir de şuradan arayayım. Bakayım. Sesimi duyuyor musun oğlum? Neredesin evlat? Sesimi duyuyor musun? Heh. Bir dakika, sesin gelmiyor. Senin sesini bir ayarlamam gerekiyor. Bir bekle. Bir saniye. Duyuyor musun benim sesimi? Evlat. Hoparlör. Sesimi duyuyor musun? Bir konuşur musun? Evet. Heh, tamam. Şimdi geldi. Bir saniye. Ayarlamam gerekiyor. Bir dakika. Evet. Bir saniye. Sesin geliyor. Görüntü. Görüntün de açmam lazım senin. Nerede? Evet. Sağ olasın. Evet. Tamam. Evet Tarık, şu anda yayındasın oğlum. Evet. Tarık'ın sesi geliyor değil mi arkadaşlar? Şöyle bir saniye. Tamam. Ne haber? Ne var? Ne yok? Nasıl görüyorsun oradan? Önce seni de tebrik ediyorum. Çünkü evet, sen de bir hayli mücadele verdin. Evet yani 5 yıldır. Evet yani aslında şöyle, ben bu hissiyatı yaşayacağımızın aslında Mayıs'ta bekliyordum. Yani Mayıs'ta umutlanmıştım. Ama aday konusunda tam olarak tatmin edici noktada olmadığımı da söyleyeyim bununla beraber. Beklentim olsa bile. Ama maalesef Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu sonucu doğurdu. Ki şu anda şunu anladım ki, eminim Kılıçdaroğlu yerine diğer adaylar aday olmuş olsaydı, biz bugün gördüğümüz, karşılaştığımız haritayı, bu renkleri, bu haritayı muhtemelen Mayıs ayı görecektik. Ve şu anda çok başka yerde olacaktık. Eminim birazcık daha erkenden toparlayacaktık ülke. Tabii ki de hala çok uzun bir yol var. Yani çok uzun bir zamanımız ve yolumuz var. Buna eminim. Ama yine de en umutsuz anlarda bile yeniden bugün hepimize bir umut doğdu yeniden. Bir umut kıvılcımı tekrardan yeşerdi. Ama bunu umarım devam eder. Önümüzdeki süreçte de, genel seçimde de bu millet bugün gördüğümüz üzere iktidara bir tokat attı aslında. Bunu net herkes görüyor. Hatta eminim iktidara desteklemiş olan vatandaşlar da bir tokat attı. Bu umarım hepimiz için, ülkemiz için daha hayırlı sonuçlara vesile olur. Bu emekte evet senin de benim de payım var. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Kendim de bundan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü her zaman hakkın ve gerçeğin yolunda oldum. Bunun için uğraştım, bunun için mücadele ettim. Bunun meyvelerini geç de olsa görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Evet. Şimdi oradan tepkiler nasıl gelecek bilmiyorum. Tabii çok taze mevzu. Hollanda'da yansıması olacaktır muhtemelen onun. Oradaki Türklerin vesaire vesaire. Ama şu bir gerçek, yayından önce gündüz seninle de görüştük telefonda. Evet. Geçen seçimde seninle yaptığımız anketlerde yine Bozbey önde çıkıyordu ama bu kadar fark yoktu. Edirse evet, bu sefer yaptığımız röportajlarda çok ciddi bir fark vardı. Öyle böyle değil. Ciddi fark vardı. Keza İstanbul'da da öyle. Abinler gitti, görüştü Edis'le, biliyorsun orada da bir röportaj yaptılar. Evet. Orada da İmamoğlu çok acayip fark öndeydi. Ve nitekim aslında sokak röportajlarında ortaya çıkan tablonun bir yansıması ortaya çıktı bugün. Kesinlikle öyle. Ya aslında sokak röportajlarının ne kadar önemli
ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ne kadar hani çok insan yapmış olsa da tabii biz bunu bu anlamda bizim kanal Türkiye'de bence öne çıkan kanallar arasında. Bunu da yadsıyamam açıkçası. Gerçekten öyle. Senin dediğin gibi sokak röportajlarında çıkan sonuç, Türkiye'nin şu anda karşılaştığı sonuca yakın. Bunu net görebiliyoruz ve özellikle benim çok geçirdiğim konu şu an aslında hala ne oldum durumundayım. Yani kendimi tam olarak nasıl hissettiğimi de tarif edeyim. Araya gireceğim. Ne yapıyorsun? Araya gireceğim evlat. TikTok'tan da çünkü aynı anda yayında. Amerika'dan selamlar yazmış Mahmut Tunca. Diyor ki Amerika'daki Türkler de Türkler olarak da çok sevindik diye bir bilgi paylaştı bana TikTok'tan. Kendisine teşekkür ediyorum. Sadece demek ki zaten Amerika'daki Türkler genelde seküler kesimden oluşuyor. Avrupa'dakiler evet, gibi değil. Amerika'daki öyle. Öyle. Oradaki yansımaları nasıl alabildin mi? Nabız yokladın mı? Bir şey görmedim. Normal insanlar hani hayatlarında. Ama şöyle söyleyeyim. Muhtemelen şöyle, şimdi buradaki kesim genel olarak Amerika gibi olmadığı için eminim şu anki sonuç, Türkiye'deki sonuç daha farklı olsaydı eminim burada sokaklar kornolarla, arabaların bağırmasıyla dolardı diye düşünüyorum önceki seçimi düşününce. Önceki seçimde öyle olmuş çünkü. Hollanda'da iktidar yanlıları aşırı olduğu için hemen sokaklara dökülmüşler vesaire. Eminim sonuç yine aynı olsaydı muhtemelen bununla karşılaşabilirdim. Ama şu anda öyle bir şey yok. Gayet herkes normal vaziyette. Hani öyle bir yansımasını görmedim. Tekrar konuyu Türkiye'ye getireceğim. Bursa için özellikle 1970, sen daha iyi bilirsin. 1977'den beri Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'yı hiç yönetmedi. Anca bir DSP dönemi var, o çok kısa süreli bir dönem. Ve Mustafa Bozbey'in dediğin gibi son, az önce anlattığını dinledim. Son seçimde kazanması gerekirken geç gelen bir zafer oldu. Ben ne kadar Bursa'dan böyle bir beklentiye girmesem bile bunun en azından Bursa'da bir şeylerin değişebileceğine dair bir umut oldu. Ben çünkü hani bir parti görüşü vesaire açısından söylemiyorum. Türkiye'de hiçbir partinin sürekli aynı şehri yönetmesini doğru bulmayan biriyim. Eminim CHP bile uzun yıllar yönetse Bursa'yı başka partinin yönetmesi gerektiğini savunurum. Ve bu yüzden de mutluluk duyuyorum Bursa adına. Çünkü Bursa bunun bu yansımasını görecektir diye düşünüyorum. Anladım. Anladım. Bir saniye. Ama şu anda genel olarak herkesin tariflediği şu ki ben de bunu görüyorum. Türkiye'nin her yerinde çünkü CHP'nin asla elinde olmayan AKP'nin kalesi diyebileceğimiz bir en başta Bursa geliyor bence. Adıyaman, Afyon, Yozgat'ta galiba gitmiş. CHP'nin elinde mi onu şu anda hatırlayamadım. Hatay ne oldu onu ben takip edemedim. Sen oradan takip... Kafa kafaya bir savaş öndeydi, bir AKP'nin adayı öndeydi ama bilmiyorum ya. Bir CHP'nin, AKP'nin o böyle bir kafa kafaya da en son ne oldu bir bakmam lazım. Lütfü şu an öndeymiş. Lütfü Savaş şu an önde galiba. O da CHP'nin olacak galiba. Urfa bu arada yeniden refah alıyordu en son. Urfa'da. Yani büyük anlamda çok büyük ki ben bu arada başka şehirlerin kaybedeceğini düşünüyordum. Tam tersi kazandı. Antalya gideceğini düşünüyordum. Gitmedi. Yeniden CHP aldı. Eskişehir keza. Balıkesir. Balıkesir yıllardır CHP, AKP'deydi. Özellikle Manisa ile ilgili çok spekülasyon evet. vardı. İşte Özgür Özel'in memleketi orada bile kaybedecek şeklinde. Evet. Fakat Manisa'yı da aldı. Ki ben arkadaşım var Manisa'da. Onunla konuşmuştum. Hatta o bile söylemişti. Hani MHP'nin adayı alacak falan. Çünkü MHP'nin adayı önde Manisa'da. Ki ona rağmen CHP'nin adayı kazanmış. Belki de dediğin gibi Özgür Özel'in farkı olabilir bunda. Ama şu anda AKP'nin genel olarak yerelde gövdesi yok olmuş diyebiliriz. Ve bu en büyük noktada milletin AKP'ye atmış olduğu tokat. Ve bence özellikle AKP'li seçmen bu tokadı atmış gibi görünüyor. Yani kendi seçmeni, daha önce Erdoğan'ı destekleyen ve artık bir şeyleri fark eden ve rahatsız olduğu bir şeyler olduğu, ekonomik gidişat, işte özellikle İsrail'le olan ticaret meselesi, ekonominin bir türlü toparlanması artık tamamen inandırıcılığını kaybetti ve kredisi artık kalmıyor gibi görünüyor son seçimle birlikte diye düşünüyorum. Anladım evlat. Teşekkür ederim. Gerçekten bu çok önemli bir seçimdi. Şunu şu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Eğer bir önceki genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu inat edip kendisine aday göstermeseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. Bunu da bilmiyorum, hemfikir misin benimle?
Ben de aynı şey, az önce de aynı şeyi söyledim zaten. Ya ben şu an çok net onu anladım çünkü arada çok büyük bir mesafe yok. Yani kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, CHP ve altılı masa meselesi, ittifak meselesi tamamen kaybetmiş görünüyor. Eğer aday başka biri olsaydı, yani iki büyükşehir belediye başkanından biri ve şu an biz şu anki gördüğümüz manzarayla karşılaşacak. Ve şu anda Türkiye belki birazcık daha toparlama yoluna gitmiş olacaktı bu süre içerisinde. Evet, tabii ki de her şey düzelmeyecekti ki eminim yani büyük ihtimal yarından itibaren de ekonomi hadi bakalım toparlayacak, böyle bir dünya olmayacak. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü hala ülkeyi yönetenler belli. Ekonominin başındakiler belli. Şu anki, şu ana kadarki ekonominin geldiği nokta belli. Bunların toparlanması çok uzun süre ve bunu da genel seçimle birlikte eğer iktidar değişimi olursa ancak uzun vadede görebiliriz. Bunun umudunu şimdiden taşıyorum diye düşünüyorum. Anladım. Umarım da öyle olur. En çabuk yolda olur. Ülkemiz adına da herkes için hangi görüntüde olursa olsun. Az önce Mansur Yavaş'ı dinledim. Kesinlikle çok doğru sayılıyor. Biz ne olursa olsun ayrı fikirlerde olsak bile sokak röportajlarında da çok kez denk geldik. Bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ülkemizin iyiliğini istiyoruz. Evet, yanlış noktalardaydı, yanlış fikirlerde yanlış noktadaydılar. Ama ülkenin gidişatını hepimiz ortak noktada görebilmişiz ve burada ortaklaşmışız. Bu seçimde bunu görmüş olduk. Ve ne olursa olsun iktidarı destekleyenlere bile düşman olmak yerine tamamen aslında bir olduğumuzu göstermeliyiz diye düşünüyorum. Özellikle şu an seçim sonucu başarıdan sonra muhalif toplumun işte hatta Özgür Özel de galiba onu açıklama yaptı. Hatta ben de az önce kendi popülümde paylaştım. Hiçbir zaman işte görüyorsun her seçimde oluyor ya. Gerçi Erdoğan da söylüyordu kimseyi ayırmayacağız, kucaklayacağız falan diyordu ama. Yani Erdoğan öyle diyordu da yani parlamenter sistemi yok etti, başkanlık sistemini getirdi. Tek kuvvet, tek lider, tek parti dönemine getirdi ülkeyi resmen. Şu anki sonuçta dediğim gibi az önce şunu söyleyecektim. Kutlamalar yaşanıyor. Kutlamalarda kornalı öttürmeler, konvoy halinde gezmek, havai fişekler patlatmalar, silah patlatmalar bunları hiç yapmasınlar. Yani bunu kimler duyar ayrı bir konu. Ben sadece fikrimi söylemek istiyorum. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Hani o üsluba tabii ki de AKP'ye oy vermiş bütün vatandaşlar bu üslubu benimsiyor anlamında söylemedim ama o tarz hareketleri, o tutumu bulunan insanlara benzemeyelim. Gayet sakin, mütevazi bir şekilde kutlamalarımızı ülkemiz adına sevinelim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim evlat. Sana başarılar. 23'ünde geleceksin. Evet. 23'ünde aynen. Doğum günümü birlikte kutlayacağız. Aynen. Büşra'ya çok selam. Dikkat et kendine. Evet, selam. Hem 23 Nisan bayramını kutlayacağız hem de senin doğum gününü. Teşekkür ederim. Ve güzel özel olacak ve ömrümde 30 yaşımda ilk defa Bursa'yı farklı bir şekilde 30 yaşında Bursa'yı bambaşka bir şekilde görmüş olacağım. Çok enteresan. Hatta belki de ülkenin bir değişim kokusu, ülkenin bir değişim atmosferine girdiğim anda bile hissedebilirim. Bir an bile düşünüyorum yani. Psikolojik olarak hissedebilirsin. Az önce Almanya'dan Vedat abim var. Bursalı Vedat Akçakoca. O da YouTube'dan yazıyor. Yıllardır cezalı olduğu için vatandaşlıktan atılmış bir takım sebeplerden ötürü. Çok özledim Bursa'yı diyor. Yazıyor arada bir. Ben de dedim ki Bursa artık senin eski Bursa değil. Türkiye eski Bursa, eski Türkiye değil maalesef yani. Evet, geldiğinde evet. Tanıyamayacaksın ya. İşte onu diyorum yani. Belki de daha eski ya da bizim çocukluğumuz belki o dönemki eski yolumuza girmeye yönelik bir umut. Halbuki ne kadar ilginç değil mi? Yeni dememiz gerekiyor ama biz eskisinin daha iyi olduğuna inanıyoruz yani. Eski halimize dönelim ki bu bile en azından biraz daha huzurlu şu anki halimizden. Evlat eskiden de iyi değildi. Evlat eskiden de iyi değildi. Değildi. Fakat biz niye eleştiriyoruz Erdoğan'ı? Bugüne kadar neden eleştirdik? Erdoğan daha iyisini yapacağını vaat ederek geldi. Fakat daha kötü bir hale getirdi. Bırak da eleştirelim yani. O yüzden kızıyoruz. Yoksa Erdoğan iyi bir şey yapsaydı da biz eleştiri miydik? Ha, ne dedim? Sen dinlemedin yayınımı herhalde. Dedim ki Mustafa Bozbey ya da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş hata yapsınlar. Nasıl ki mevcut belediye başkanlarını ya da mevcut iktidarı eleştiriyorsak aynen onları da eleştireceğiz. Kesinlikle. Kimse de bizi onları eleştirmekten alıkoyamaz. Hatta aynen. Daha sert şekilde eleştireceğiz. Kılıçdaroğlu'nu nasıl eleştiriyorsak. Kesinlikle öyle.
işte ülkenin zaten bu konuma geri dönmesi şart. Kesinlikle bütün temennim de bu. Onlar da yanlış yaparsa, onlar rahatlıkla gidebilecek, zulüme döndürürse daha fazlasını, daha fazla büyük tepkileri göstereceğiz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Arada bir şey daha söyleyecektim de unuttum şimdi. Yani bütün mesele ortada, yine bir oyun vardı kendilerince kurulan, ama artık bilmiyorum iktidar, yani bunu düşünmek lazım bunun üzerine. Ama ben tamamen halkın, milletin bu oyunu bozduğunu, milletin tokadıyla artık bir şeylerin değişeceğini, çünkü o kadar kendilerine kibirli bir şekilde özgüvenli davrandılar ki, işte ne olursa olsun bu millet bizim avucumuzun içinde, ne olursa olsun bunlar bize oy verir diye mi düşündüler? Karşılığını da millet verdi. Hatta AKP'li seçmen bile, yani bunu hiç ayırt etmiyorum, kendi seçmenleri bile bu tokadı verdi. İster yeniden Refah Partisi aracıyla versin, ister başka, ki bence yeniden Refah ile verdiğini düşünmüyorum. Çünkü Afyon'da bile değişmiş yani şu anda. Afyon, Adıyaman, bunlar AKP'nin çok yüksek oranda oy aldığı iller. Balıkesir, Manisa, bunlar iktidarın yüksek oranda oy aldığı iller. Elbette. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle İstanbul'da DEM ve yeniden Refah Partisi'nin oylarını topluyorsun, İmamoğlu'na yine yaklaşamıyorlar. Evet, evet. Kesinlikle. Tamam evlat. Görüşürüz. Haydi, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Dikkat konuşuruz. Et kendine. Teşekkür ederim. Sana da herkes selamlar. Ederim. Sağ ol. Büşra'ya selam. Tarık'la bağlandık arkadaşlar. Hollanda'da Tarık. Benim oğlum. Sen Ne Dersin kanalının muhabirliğini yapıyordu. Muhabirlik yaptığı halde oyuncu olmasına rağmen kendisi birçok sorunlar, birçok sıkıntılar yaşadı. Bakıyorum İmamoğlu'nun herhangi bir yayını var mı? Olmadı. Hop, hop, bir saniye. Burada bir hata yaptım. Bir dakika. Bir saniye. Şöyle. Devam ediyor. Yayınım devam ediyor mu TikTok'tan? Ayaz, hala orada mısın bilmiyorum. Az önce yayın yaptığım için YouTube'dan seni göremedim. Oradaysan bana bir daha istek gönder. Seni yayına alayım. Eğer oradaysan TikTok'tan. Bakıyorum başka bir şey var mı? Evet. İmamoğlu'nun belki yayını olabilir diye düşündüm ama yok. Zafer Opsar arkadaşıma yazdım. Zafer Opsar fakat dönmedi bana. Onu alayım. O çünkü sandıkta da görevliydi. Ben uzun zaman sonra ilk defa bu seçimde sandıkta görev almadım arkadaşlar. Kalpler geliyor. Teşekkür ederim YouTube'daki arkadaşlara. Sesim nasıl bu arada? Patlak mı geliyor hala? Niye ise bilmiyorum. Ses çok patlıyor. Şöyle biraz daha kısıyorum. Mikrofonu da biraz uzaklaştırdım. Sesim şu anda nasıl arkadaşlar? Vedat, Hollanda'da yaşadım diyorsun. Trollerin nefesi kesildi. Mesut Karaman, valla trolleri bugün hiç göremedik. TikTok'tan dünkü yayınımı izlemişsinizdir. Nasıl saldırıyorlardı? Nasıl böyle kudurmuş şeyler gibi. Söylemeyeyim, siz anladınız. Fakat şu anda hiçbiri yok. Hiçbiri yayında yok. Açıkçası yayınım o yüzden TikTok'tan çok da ateşli geçmiyor. Nedense yoklar. AKP'li troller ortada yok. Neredesiniz AKP'liler? Eşref Paşalı hoş geldin. Hoş geldin arkadaşlar. Çelik Çomak bilmiyorum hala yayında mısın? Hoş geldin. Boz Bey'i tebrik ediyoruz demiş. Bilal abi nerede? Valla Bilal abi gariban köpek. Bilal abi dolaşıyordu. Partilere gitti en son. CHP'ye gideceğim demişti. Bilmiyorum ne oldu. Bizim çocuklar da şeye gittiler. Boz Bey'in Podyum Parti'deki o seçim merkezi denir değil mi? Seçim merkezine gittiler az önce. Ben de size yayından izlettirdiğim oradaydılar. Herhalde Boz Bey'le röportaj yapmaya çalışacaklardı. Bilmiyorum ne yaptılar, ne ettiler. Durum bundan ibaret. TikTok'taki arkadaşlar, bilmiyorum kimler var şu anda TikTok'ta, yayında olan var mı? Yayınıma gelmek isteyen olursa TikTok'tan alabilirim şu anda. Başka sizler YouTube'daki arkadaşlar, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bu arada tekrar Bilal abinizi bir arayayım bakayım. Bilal abiniz nerede? WhatsApp'tan arayayım Bilal'i tekrar. Nedir durum? Bir saniye şuradan. Bilal'i şuradan arayayım. Bilal nerede? Arayayım bakayım. Bilal abinin son durumu anlatsın bana. Efendim? Neredesin Bilal? Abi şu anda eve geldim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndaydım. He, anlat bakalım gözlemlerini. Yayın devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın önünde inanılmaz bir şey var. Sevinç gösterileri var. Halk, çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes ellerinde bayraklar. CHP ve Türk bayrakları.
sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Hı-hı. Ondan sonra bu kalabalık yaklaşık ben oraya geldiğimde kalabalık daha da artmaya başlamıştı. Sonra bu kalabalık kent meydanına, yani eski garaja doğru toplandı. Trafik kilitlenmiş durumda. Pomara'da, Fevzi Çakmak, eski garaj yani kent meydanı civarında araçlar korna ötürüyorlar. Ve Pomara'da, Çeyrek Üstü Meydanı'nda şey yapıyorlar. Bu senin bana yapıyorlar. Bu arada senin bana attığın görüntü AK Parti binasının içi mi bu? Onu gösteriyorum şu anda. Sen bana bir görüntü atmışsın ya. Alo. Yani böyle abi. Ha, duydun mu? Duyuyor musun abi? Ha, bu bana bir video atmışsın. Bu AK Parti binası herhalde. Evet, AK Parti binası. Ha, anladım. Kimse yok. Hüsran söz konusu abi orada. böyledir. Evet. Böyledir. Yani güç zehirlenmesine uğrarsan, yaşarsan böyle olur. Aynen. Böyle olur. Başka eklemek istediğin yani, bir şey var mı? Eklemek istediği bir şey şu var abi. Şehrek Üstü Meydanı'nda Bursa Emniyet Müdürlüğü sivil ve resmi polislerle geniş güvenlik önlemi alıyor. Niye? Niye alıyor? Burada hani bir taşkınlık olmasın. Çünkü burada AK Parti il binası var. Dolayısıyla hani farklı münferit olaylar, provokasyonlar meydana gelmesin diye önlem alıyor. Çünkü aynı zamanda burada sökülme aşamasında olan platform var. Bu arada AK Parti il başkanına geldi Ali Nur Aktaş. İl başkanı Davut Gürkan da oradaydı. Moralleri çok bozuk. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ya işte ya Bilal. Öyle Ramazan pidesi dağıtmakla, her tarafı bayraklarla donatmakla, her tarafa işte böyle kibir kibir, kibirli kibirli dolaşmakla olmuyor bu işler. Aynen. Olmuyor arkadaşım. Aynen. Olmuyor. Biraz yani halka inmek lazım. Halktan o kadar koptu ki özellikle Sayın Erdoğan geldiği yeri unuttu. Evet. Maalesef geldiği yeri, çıktığı yeri unuttu. Unutursan unuturlar abi. Bir kere şunu altını çizelim abi. Tabii yani geldiği yeri unuttu mevzularını da ilerleyen günlerde yapacağımız programlarda açabiliriz. Ancak bu seçimi ekonomi belirledi. Hani hakikaten daha önceki işte bundan iki saat önce de bilgiler vermiştim. Emekliler yılı ilan edilmişti. Emekliler hakikaten iktidara ders verdi. Emekliler mi verdi dersin? Bence ama yeniden abi. Refah yani yeniden ekonomik sıkıntı kısacası yani şey yapalım o zaman başka bir ifade daha koyalım yanına. Uh-huh. Ekonomik sıkıntı sandıkta kendisini gösterdi. Evet ama şeyi de unutmayalım yani yeniden Refah Partisi'nin faktörünü de unutmayalım. Erdoğan o kadar kendinden emindi ki yeniden Refah Partisi taleplerini, isteklerini yerine getiremedi ki son konuşmalarını Fatih Erbakan'ın sen de dinledin. Neler neler var. İsrail'le ilişkileri keseceksin. Daha doğrusu ilişkileri keseceksin değil de ticareti keseceksin. Küreciyi ve İncirliği kapatacaksın. Tabii. Yalnız şu gerçeği aklıma geldi abi. Söyle. Bu Süleyman Soylu mecliste böyle yapıyordu ya. Hani pudra şekercilerle, uyuşturucu kaçakçılarına, mafya babalarına fotoğrafları ortaya çıkan, kendisi İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilince inanılmaz operasyonlar yapılarak nasıl bir kirli ilişki içerisinde olduğu bu yapılan operasyonlarla ortaya çıkan bir Süleyman Soylu vardı ya. Evet. Şimdi kim kimi o diyecek, çok merak ediyorum. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki yani. Aslında söyleyecek çok şey var da yani oh da çekebilirsin. Çok ne olursa şey olsun çekebilirsin. Ya şu çok ibret biliyor musun Bilal? Çok ibretlik. Evet. Şöyle düşün. 17 tane bakanını sağa sürüyorsun. Yetmedi bütün milletvekillerin sağda. Sadece İstanbul için değil. Diğer bele işte Bursa'da gördün. Ramazan pidesi abi, dağıtıyordu bana. Bilir miyim? 17 tane bakanını sağa sürmesi şuymuş demek ki. Murat Kurum'a köfteci dükkanı arıyorlarmış bunda. Güzel. 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 Tamamlayayım müsaade edersen. 17 bakan evet. Artı bütün milletvekilleri. Kaç milletvekili var bilmiyorum AK Parti'nin. Bütün milletvekilleriyle. Evet. İşte dün gördüm Ramazan pidesi dağıtıyordu. Varank, Mustafa Varank evet. Onun elinden Ramazan pidesi verdik. Demek ki yetmiyor evet. Arkadaş. Demek ki sen ülkenin ekonomisini düzeltmedikten sonra kapı kapı dolaşıp insanlara sadaka vermek yetmiyor artık. Aynen. Başka bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da biliyorsun yani herkes biliyor bunu. Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluk AK Parti'nin elindeydi. Yani muhalefetin elindeydi. Şu anda tamamen CHP'ye geçmiş durumda.
Peki, bir de böyle bir fark var arada. Bursa'daki diğer ilçeler ne durumda? Ondan haberi var mı? İznik, Karacabey, Kemalpaşa da CHP'nin galiba. Abi ya, Yenişehir'i İyi Parti almış. Öyle mi? İyi Parti. Ha şey oldu o zaman. Evet, İyi Parti'den parti bizim şey oldu. Ercan oldu. Ercan Özel almış. Ha bravo. Ercan arkadaşımızdır. Ercan iyi çocuktur. Evet, Mustafa Kemal Paşa'yı da şey almış. CHP almış. Erdem almış. Neydi, ne Erdem'di? Şükrü evet, Erdem. Evet. Şükrü Erdem. Karacabey'de durum ne? Gençlik ve Spor Bakanı. Karacabey'de durum ne? Karacabey'de herhalde abi ne derler? Önde. AK Parti önde. AK Parti önde. Uzun boylu belediye başkanı. Evet. Hı-hı. Tamam. Aynen. Tamam. İznik falan haberin var mı? Mudanya? Mudanya'da ne derler? AK Parti CHP'nin yani 3 tane mevcut belediyeyi koruduğu söyleniyor. Ha, Mudanya Deniz Dalgıç da arkadaşımız, o da aldı o zaman. Evet. Basketbolcu, evet. Eski basketbolcu, Oyak Rano'nun basketbolcularındandı. Deniz Dalgıç müteahhit, kendisi hakkında neydi? Ruhsatsız villa mı yaptığı söyleniyordu. Evet. Anladım. Ne Bursa, diyelim? Bursa ilçe abi bir saniye kapama. Bekliyorum. Ben Bursa ilçelerine bir bakıyorum abi. Volkan Keleş hoş geldin. Fransa'dan selamlar demişsin. Bursa'dan da sana selamlar, sevgiler. Suat abi emekler gerçekten vermedi oyu bu sefer. Bu arada Yeniden Refah dediğim gibi sürpriz yaptı. Aynen öyle. Yeniden Refah Partisi kaç belediye aldı bu arada Türkiye'de? Yeniden Refah Partisi yanılmıyorsam abi tam bilmiyorum şimdi, atmayayım kafamı. Anladım. Anladım. Ama sürpriz yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Tabii tabii. Yeniden Refah beklendiği gibi sürpriz yaptı. Afyon da CHP'yi almış ya. Sultan Hanım yazıyor Afyon'dan. Tabii Afyon Karahisar'da. Kütahya'da öyle. Kütahya'da mı CHP aldı? Aa. Kütahya'da öyle. Oo. Tabii. Oho, o zaman resmen tabii. Sandığa gömüldü diyebiliriz AK Parti belediye seçimlerinde. İşte olmuyor arkadaşlar. Aynen. Yani birilerine çakma hocalara fetva verdirmekle işte yok günah şu haram falan demekle olmuyor. Yıl 2024 arkadaşlar. İnternet var. İnsanlar hangi şeyin günah olduğunu, hangi şeyin bilmem ne olduğunu biliyor artık. Yemezler. Bir yere kadar insanların ekmeğiyle oynarsanız, emekliyi kandırmaya çalışırsanız emekli size tokat gibi suratınıza vurur. Tabii. Videonun bu canlı yayınımın başlığı bir kez anımsatıyorum arkadaşlar. 3 cisim problemi var uzayda. Türkiye'de de tek cisim problemi var. O tek cisim probleminin adı da Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Abi ben bulamadım. Bulursam istersen bağlantı yaptığımızda tekrar bir takım şeyler aktarırım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi. Sen bir şey olursa ara beni. WhatsApp'tan. Teşekkür ederim. Bilal abiniz bunları anlattı arkadaşlar. Buraya gelemedi. Parti binalarını dolaştı. Şu anda benim çocuklar da bir aramam lazım. Onlara da bir sorayım bakayım nedir durum. Şuradan Edis'i bir arayayım bakayım. Edis kamera kullanıyor olabilir. Ya da bir saniye bir bakayım. Kimi arayabilirim? Mustafa Başkan'ı bir daha deneyeyim mi arkadaşlar? Bir daha deneyeyim bakayım. Bir daha deneyelim Mustafa Başkan'ı. Bakarsınız yanlışlıkla açar. Gerçi o kadar bu yoğunlukta biraz zor ama. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi Mustafa Başkan şu anda telefonlara falan cevap verebilecek değil. O zafer sarhoşu olmuştur. Tebrik ediyoruz kendisini bir kez daha. Ama kendisiyle özel bir röportaj yaparız. Benim çocuklar belki sıkıştırmıştır bir yerde, denk getirmişlerse konuşmuş da olabilirler, bilemiyorum. Kapatıyorum Mustafa Başkan'ı. Evet. Sizler neler yazıyorsunuz bir bakayım. Kaç kişi var yayında? Yayına bir bakayım, yayında kaç kişim var? Şurada şöyle. Yayınımı şu anda kaç kişi izliyor bir göreyim. Şuradan. Evet. 20 kişi şu anda yayında var. Normaldir çünkü şu anda çok sayıda. Şöyle şuradan aksın görüntüm. Şu anda çok sayıda YouTuber, önemli ünlü gazeteciler YouTube'dan yayın yapıyorlar. Dolar verin, dolar yarın ne olur diye sormuşsun Muhammed Tuncel. Vallahi bilemiyorum ne olur ya. Vallahi bilemiyorum gerçekten. Yani umarım düşmeye başlar. Çünkü dolar yükseldikçe bizim milli paramız Türk lirası değer kaybediyor. Şöyle yayını kapatmadan önce bir Twitter'da bakayım neler oluyor, neler dönüyor. Önce kendi bildirimlerimi bir bakayım.
Şöyle şöyle bir video var. Şunu bir izleteyim size. Bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Bir saniye şöyle. Kolonya alabilir miyim buraya kolonya? Yok iyi bir şey yok. Tansiyonu düştü sadece. Biri 112 arayabilir mi lütfen? Bakar mısınız? Bakar mısınız buraya kolonya? Bu tür şeyler güzel şeyler arkadaşlar. O yüzden şöyle bir saniye. Şunu şuraya alayım. Tekrar. Şöyle. Nereye gitti bu? Şöyle. Bir saniye. Ayarlayayım. Twitter'a bir bakıyorum şu anda arkadaşlar. Şöyle. Twitter'da bakayım paylaşımları neler var. Levent Gültekin halk bütün kurguları yırttı attı demiş. Herkesin bir hesabı varsa halkın da bir hesabı var demiş. Beğeneyim Levent Gültekin'in. Cem Toker de Kemal Bey'in siyasi hayatı bu akşam 31 Mart 2024 itibariyle tamamen bitmiştir. Bundan sonrasını RT'ye düşünsün. Ha düşünsün deyince aklıma geldi arkadaşlar. Tuğçe Kazas'ın bir saniye size onu bir göstereceğim bir saniye. Şuradan. Neredeydi? Tuğçe Kazas'ın Kazas'ın şurada. Bir dakika. Onu izlettirmem lazım size. Bir saniye. Şöyle. Yok o değil. Neredeydi? Şöyle bir saniye arkadaşlar. Tuğçe Kazas'ı size Kazas'ı izlettirmem lazım. Hakikaten efsane. Şöyle bir izleyin. Sesi nerede? Sesini açmam lazım. Tanıyorsunuz hanımefendiyi değil mi? Ses niye yok? Ses. Evet. Sesi niye duymuyoruz Tuğçe Hanım'ın? Tuğçe Hanım'ın sesini duymamız lazım arkadaşlar. Duyamazsak olmaz. Evet. Ses yok. Tuğçe Hanım'ın sesi yok. Sesi kesilmiş. Sadece Türkiye artık ve artık şey demiş hanımefendi. Niye duymuyoruz arkadaş ya? Tuğçe'nin sesini niye duymuyoruz? Niye ses yok? Evet. Duymaya çalışıyorum Tuğçe Hanım'ın. Yok. 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 Hakikaten ilginç yani. Tuğçe Hanım'ın sesini duyamadık. Size Tuğçe Hanım'ın sesini dinletmek isterdim. Saf değiştirmiş arkadaşlar. Erdoğan'ın kaybedeceğini anladıktan sonra bir haller olmuş kendisine. Şöyle. Şunu şuraya alayım. Tuğçe Hanım'ın ama altyazısını görebiliyorsunuz. Bundan sonra AK Parti düşünsün. Hani derler ya batan gemiyi önce fareler terk eder. Tuğçe Hanım battığını hissettiği gemisini terk etmeye yeltenmiş. İşte siz de görüyorsunuz. Suat abim nasılsın demişsin Serkan Büyükalp. Teşekkür ederim. Vallahi iyiyiz bu gece. Bu gece iyiyiz. Bilmiyorum sen de iyi misin? Ne diyorsun? Ben sana söylemiştim Mustafa Bozbey aldı demişsin. Alsın hayırlısı olsun bakalım. Tuğçe Hanım'ın ne dediğini duyamadık. Şuradan dinleteyim size bakayım. Tuğçe Kazas. Kazas var mı? Şuradan. Tuğçe Hanım evet burada. Buradan dinleteyim arkadaşlar size. AK Parti'ye neden destek vermek istemediğimi soranlar olmuş. Açıklayayım. Tabii ki AK Parti'nin içerisindeki bozulmalar buna etken ama bizim hiç şüphesiz. Bundan çok daha önemli bir konumuz da Filistin. Bir kere her şeyden önce şunu söylemem lazım. Türkiye perde önünde yaptıklarının 10 kat daha fazlasını perde arkasında yapıyordu. Bundan hiç şüphem yok. Ama görünen o ki o perde arkasında yaptıklarımız bırakın bu vahşeti ve zulümü durdurmayı onu azaltmaya dahi yetmiyor. Ve içimizde yaşamaya umut dahi bırakmıyor. Ve bu bir insanlık meselesi. Her şeyin üstünde tutmamız gereken bir mesele. Seçimden de daha önemli, bizden de daha... Hanımefendi yeni fark etmiş arkadaşlar. Tuğçe ablamız yeni fark etmiş. Ve kıblesini değiştirmiş. AK Parti'yi terk etmiş. Niçin? Bahanesi var. Filistin. Kardeşim yeni mi fark ettin? Biz aylardır, yıllardır söylüyoruz. Ticaret devam ediyor diyorduk. Dinlemiyordunuz bizi. Edemez arkadaşlar. AK Parti, Erdoğan ticareti kesemez İsrail'le. İsrail'e kesemez. Niye? Çünkü 50 sente, 20 sente, 10 sente muhtaçlar ya. Para bitti arkadaşlar.
Para bitti. Tuğçe Hanım, ben AK Parti'yi artık desteklemeyeceğim demesine gerek yok. Şunu demesi lazım kardeşim. Bunca yıldır topladığınız vergiler nereye gitti? Nereye gitti, bunu sordunuz mu? Sormadınız. Şimdi kalkmış kaybedeceğini anlayınca yok Filistin, yok şu, yok bu, yok bilmem ne. Geç bunları ya, geç. Geç Tuğçe. Tuğçe. Tuğçe bacım, geç bunları. X'teki başlık Tuğçe Kazaz aşağıdaki paylaşım üzerinde yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar sebebiyle oluşturulmuştur diyor. Aha. Benim paylaşımlarıma bir bakayım neler paylaşmışım. Şurada. Bizim Suriyeli Sırmacı Sen Ne Dersin kanalında oğlu Medis'le birlikte yaptığımız bu muhabir bizim videolarımızı kullanıyor sürekli. Kaynak maynak da göstermiyor. Göstermiyor bakın. Buradan yine bizim bir videomuzu kullanmış. Bir Afgan ve... Çünkü Allah şeriatı yok. Burada Türkiye'de Allah şeriatı yok. Allah şeriatı olursa bütün insanlar rahat yaşayacak. Abi soruyor, şeriat nerede var? Allah'ın şeriatı. Afganistan'da var. Afganistan'daki insanlar mutlu mu sen? Çok mutlu. Neden buraya kaçıyorlar o zaman? Onu bilmiyorum. Neden sen? Sürelim. Sen niye geldin Afganistan'a? Bu millet rahat yaşaması için Allah şeriatı burada olsun. Ya gerizekalı, ben de orada soruyorum. Niye geldin diye soruyorum ya. Gerizekalı. Afganistan'da olması lazım mı? Afganistanlıları buraya getiriyorsun. Niye getiriyorsun abi? Burası Afganistan değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Laik bir ülke. Eğer ille de Afganistan'da yaşamak istiyorsan siktir git Afganistan'a. Niye geldin arkadaş buraya? Biliyorsunuz bu röportajı. Muhabir denen kanalda almış, bizim kaynak göstermeden paylaşmış bunu ya. Bugüne kadar duyduğum en mükemmel dördüncü sözü demiş Cem Toker. Sayın Cumhurbaşkanı bakın ne demiş arkadaşlar. Tam ibretlik. Hakikaten büyük adam ya. Büyük adam ya. Tek cisim. Türkiye'nin tek cismi. Demiş ki bize göre en tehlikeli insan, bakın Sayın Erdoğan söylüyor. Dünya lideri olmak kolay değil arkadaşlar. Bize göre, yani kendine göre, ki bana göre de öyle, en tehlikeli insan gözümüzün içine bakarak yalan söyleyenlerdir. Söyleyebilenlerdir diyor. Acaba kimi kastetmiş Sayın Erdoğan? Bakın insanın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsa biri, o en tehlikeli insandır. Allah Allah. Acaba kimi tarif etmiş? Acaba kimi kastetmiş Sayın Erdoğan? Ne dersiniz? Çok iyi ya. Şu haber çok iyi. Dün canlı yayında da bu konuyu konuştuk Bilal abinizle. Peru'da demokrasi sıralamasında Türkiye'nin 36. hukuk devleti olduğunun kanıtı. Peru polisi mal varlığı beyanında Rolex kol saati marka, Rolex marka kol saatini bildirmediği için Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenliyor arkadaşlar. Bizimkilerin ne kol saatleri, ne sıfırlanamayan paralar çıktı da ne bir savcı, ne bir polis, ne bir şey, hiçbir harekete geçmedi. Ama emeklinin tokadı var. Bakın ne demiş, emekliler tarih yazdı. Burada görüyorsunuz muhtemelen emekliler tarih yazdı. Şu İnegöl'e merak ettim ya, bakalım İnegöl'de durum ne olmuş. Bursa'nın AK Parti'nin kalelerinden biri. Ne olmuş bakalım İnegöl büyük oran Kestel Bursa'da malum partiye katkısı diyor. Bakıyorum Bursa yıllar sonra CHP alıyor ve Osman Gazi'yi de alıyor. Günün keyfi seviyesi şuralarda. Bozbey geçen seçimde net hak eden taraftı. Sırf İnegöl ve dağ yörelerinin oyları yüzünden Kılpayı gitmişti. Bu sefer son büyük şehir kaleleri Bursa'yı da kaptırdılar diyor. Bursa'yı bir daha Ali Nur'a alırsa İnegöl ve Yıldırımlar böyle şöyle oluruz. Neymiş şu videoya bak. Ne olmuş Bursa şehrine yapmadıklarınız yüzünden bu kadim şehri kaybediyorsunuz. Çarşambayı ısrarla Halep'e çevirirseniz en büyük hain Recep Altepe'yi ısrarla görev verip halkla billur geçerseniz sonuçlarına katlanırsınız. Hadi Ali Nur sen de al bavulunu nokta nokta İnegöl seni bekliyor demiş İsmail Kobak Twitter'dan. Muhtemelen İnegöl'ü, tabii İnegöl kalesi olduğu için AK Parti'nin bilemiyorum ne olduğu. Bu gece kahveler Ali Nur'dan İnegöl. İnegöl'e gönderiyorlar. Ali Nur Aktaş İnegöl'lü olduğu için, eski İnegöl. İnegöl eski belediye başkanı olduğu için oraya göndermişler. Evet. Bakıyorum arkadaşlar benim paylaşımlarıma Twitter'daki. Şuradan bunu gösterdim. Şunu da gördük. Evet. Şöyle. Evet. Dün bunu da görmüştük. Çok fazla bir şey yok. Bakıyorum balkon konuşmasını kim yaptı? Ahmet Hakan'la ilgili bir şurada retweet olmuş. Şey olmuş. Trend olmuş Ahmet Hakan. Lan Ahmet Hakan bile sonuçları görünce resmen çöktü ya. Einstein'a döndü adam demiş Ali Atilla Taş.
paylaşmış. Ahmet Hakan şaraba vurmuş seçim sonuçlarından sonra diyorlar. Hakikaten ya, yazık, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ya. CNN Türk'ü, Türk'te bu tablonun Erdoğan'la bir ilgisi yok diyen Ahmet Hakan'ı sevmeyen kaç kişi izlemiş? Yok ya, sevip sevmemek niye kardeşim? Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ahmet Hakan'ın saçı gibiyim, anlatılamazsın, anlatılmazım, yaşanılmasıyım. Yaşanılası, hatta oturduğum yerde çocuk 32. haftada kendimi geremem de. Abi nasıl şeyler yazıyorsunuz ya? Gonca Vusateri yazmış. Ben okuyamadım ha. Çocuk 32. haftada kendimi geremem de. He, hamile kendisi. Gonca Hanım hamile kendisi. Evet. Şöyle bakıyorum, şurada bir şey var. Ne demiş? Şimdi eğer izin verirseniz ben bir gazeteye de bakalım. Yarın gazete çıkacak. Evet. Hürriyet gazetesine bu sonuçları halkımıza, vatandaşlarımıza en güzel şekilde aktaracağız. Tabii ki. Gerçi Özay da herhalde biz. Ya ben burada korsan yapıyorum şu anda. Yazık ya, vallahi yazık ya. Bakalım şurada ne demiş? Adam diyor ki ya, ben diyor Erdoğan'ı seçtim. Evet. Cumhurbaşkanı olarak. Erdoğan diyor şu anda diyor başımızda mı? Başımızda. 5 yıl daha başımızda mı? Başımızda. Bu seçim ne seçimi diyor? Yerel seçim. Yerel seçim. Ha, Erdoğan'la ilgili bir durum yok. Ben O zaman madem Erdoğan'la ilgili bir durum yoktu da niye Erdoğan meydan, miting, ilçe ilçe dolaştı? Neden 17 bakanını sahaya sürdü? Neden bütün milletvekilleri? Neden bütün milletvekilleri Murat Kurum için o istedi? Neden züppeli Ahmet yalancı çakma fetva uydurdu? Neden? Madem ilgisi yok Sayın Erdoğan'la, o zaman niye Sayın Erdoğan bu kadar ön plana çıktı? Neden sanki kendisi adaymış gibi, sanki kendisi belediye başkanı olacakmış gibi kapı kapı miting dolaştı? He? Ahmet Hakan, sormak lazım ya. Değil mi? Sormak lazım. Biri çıkar sorar, değil mi? Bakıyorum neler var. Meral Akşener'le ilgili bir trend topik olmuş. Bakalım Meral ablayla ilgili. Bilge Yılmaz demiş ki, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum Bilge Yılmaz. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var ve kaybedecek zamanımız da yok demek istemiş Bilge Yılmaz. Sadece Meral Akşener için değil, aynı zamanda Muharrem İnce için de geçerli bu. Muharrem İnce, Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin durumu nedir bilmiyorum ki, onun için de geçerli olabilir. Ama bu seçim tablosu gösteriyor ki ne Memleket Partisi, ne Zafer Partisi, ne İYİ Parti, sadece Erbakan'ın oğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan yıldızı parladı. Onu gösteriyor. Bilmiyorum katılır mısınız arkadaşlar? Evet, sizlerin neler yazdığınıza bir bakayım. Sonra da yavaş yavaş yayını toparlayayım. Neler yazdınız arkadaşlar, bakıyorum. Oğluna teşekkürlerimi sunuyorum. Danke World demişsin Vedat Akçakoca. Teşekkür ederim. Trollerin nefesi kesildi demişsin. Evet. Leno teşekkür ederim. 3 euro göndermişsin. Çok teşekkür ederim. Senin yaptığın her katkı sana teşekkür olarak dönüyor. O Yaman Adam da gelmişsin. Gelmiş Yaman Adam. Neredesin Yaman Adam? Yaman Adam. Yaşasın güzellik demişsin. Yaşasın senin gibi güzel insanlar abim. Eyvallah, teşekkür ederim. Yalnız yıkama yağlamayı çok abartmayın ona göre. Tebrikler Mustafa Bozbey demişsin. Volkan hoş geldin. Yaşasın güzellikler demişsin. Tamam anladık Yaman Adam. Selam, yeniden geldim. Orucumu açtım geldim demişsin. Erman nereden açtın orucunu? Sen az önce de buradaydın. Nereden, hangi şehirden, nereden oruç açıyorsun? Boşver o şıllığı demişsin Erman. Van Atube hoş geldin. Gümbür gümbür geliyor yeni Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş. Bir dakika. One minute. Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte esas dananın kuyruğu o dönemde kopacak. Bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimde bana soracak olursanız ben Mansur Yavaş'ı tercih ederim. İmamoğlu daha genç, ileride de Cumhurbaşkanı olabilir. Ama şimdi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yapabiliriz diye düşünüyorum ama daha erken. Erken, onu da vurgulamak isterim. Ferhat Korucan hoş geldin. Bu geri dönüş yapanların hepsi sahtekar diyorsun Ferhat Koca. Korucan. Sercan Can hoş geldin. Mansur Yavaş'ın attığı farkı gördükçe insan üzülüyor. Kaybedilen genel seçim için yazık vallahi demişsin Sercan Can. Aynen öyle. Az önce Tarık'la da oğlumla da
bunu konuştuk. Ben de düşündüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepimize, bu ülkeye nasıl bir kazık attığını bilmiyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın tekrar anımsatıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki seçimde inat etmeseydi, zorlamasaydı, kendini aday olarak öne atmasaydı ya Mansur Yavaş ya da İmamoğlu, özellikle Mansur Yavaş'ın seçilme ihtimali, olasılığı çok ama çok fazlaydı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla asla katiyen affetmiyorum arkadaşlar. Affedemem, mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu güzellemeleri yapanların var ya, alayı gerizekalı. Buradan bir kez daha anımsatmak istiyorum. Ferhat Korucan, anımsattığın için teşekkür ederim. Mustafa Hocam, ne diyorsunuz? Kendini tarif etmiş, münafıklığın özelliklerinden demişsiniz. Aynen öyle. Marmaris'te CHP önde, Suat Bey çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Marmaris'te daha önce CHP önde değil miydi? CHP değil miydi? Sevgi Hanım, Sayın Kılıçdaroğlu gidince insanlar oy vermeye gitti. Haydi CHP, Atatürk'ün ilkelerini yaşat ve diri tut. Haydi demişsin Yaman Adam. Aynen katılıyorum, altına imza atarım. Devam et Yaman Adam. Seni bugün çok heyecanlı gördüm. Teşekkür ederim. Cemal Sönmez, hoş geldin. Aynen. Like'ları görelim. Bakın Cemal Sönmez önermiş. Diyor ki like'ları görelim arkadaşlar. Like'ları. Şöyle bir paylaşımları görelim. İstiyorsanız sahura kadar devam edebiliriz yayını. Benim için sakıncası yok. Size kalmış bir şey ama bu yayının daha interaktif olabilmesi için sizlerin bana sorular sorması gerekiyor. Yayına biraz daha girmeniz gerekiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yorgun Bafralı, hoş geldin. Sorunsuz yayınlar usta, kolay gelsin. Yorgun Bafralı, Bafra'da durum nedir? Samsun'da durum nedir bu arada ya? Ben takip edemedim bu arada. Arkadaşlar, Samsun'da durum nedir? Bileniniz var mı? Yazsın. Kazandık Boz Bey. Kadir Polat, hoş geldin. Saltanattan ve hırsızlardan kurtulacağız, kurtaracağız. Muhtarları da dahil. Biz indirdik muhtarlarla, hırsızlarla yoksulluk yapanları. Bu arada şu muhtarlar olayına bir kez daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bence köyler, kırsal hariç şehirlerdeki, özellikle büyük şehirlerdeki muhtarlık olayı kaldırılması lazım. Artık gerek yok diye noktayı koyayım. Evet, CHP vardı. Yine kazandık. Onu söylemek istedim. Anladım Sevgi Hanım. Sizi de tebrik ediyorum o zaman. Peacemaker, hoş geldin. Türkiye için mutluyum ama bu yerel seçim ekonomik krizini önleyemezsiniz. Zaten biliyoruz önleyemeyeceğimizi. Fakat iktidara, Erdoğan'a, özellikle Erdoğan'a. Arkadaşlar bu yayının başlığına bir bakın. Bir bakın yayının başlığına. Uzayda 3 cisim problemi var. Netflix'in meşhur dizisi, biliyorsunuz. Çinli bir yazarın romanından uyarlandı. Üçlemeden biri. 3 cisim problemi. Türkiye'de de tek cisim problemi var. O problemin ne olduğunu sizler söyleyin. Ne diyorsun Mustafa Kemal Özgenç? Kılıçdaroğlu ile alakası yok. Ceplerine dokunduğu için güzel bir ders verdi millete özellikle. Yani ne diyeyim ben sana Mustafa Kemal ya? Vallahi ne diyeyim ya? Ne diyeyim be arkadaş? Yani eğer Mustafa Kemal, eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizi şu anda yaşadığımız durumdan sorumlu olmadığını düşünüyorsan, sana söyleyecek vallahi bir şey bulamıyorum ya. Kusura bakma ya. Samsun'da durum berbat diyorsun. Olsun, yapabilecek bir şey yok ya. Samsunlular da uyanacak bir gün. Akılları başına gelecek ama umarım onlar için geç olmaz. Abi, Bursa İnegöl'de AKP %44, ikinci Saadet Partisi 20, üçüncü Yeniden Refah. Olabilir. İnegöl normaldir arkadaşlar. İnegöl'ü bence bir an önce Bursa'nın üzerinden atmak lazım, İnegöl'ü. İnegöl il olsun. Ama AK Parti artık bu saatten sonra İnegöl'ü il yapabilir. Çünkü Bursa'yı kazanmak uğruna İnegöl'ü tutuyorlardı. Bilmiyorum farkında mıydınız? Artık Bursa'yı da kaybettiklerine göre İnegöl'e ihtiyaçları kalmaz. İnegöl'ü il yapabilirler. Unutmayın sakın. Bakıyorum şuradan. Evet. Şurada bir şey var. Bu nedir? Ha. Şöyle. Bir saniye, bu da değil. Tamam. Şurada altta bir şey görüyorum. Onu kapatmaya çalışıyorum. O nedir? O nedir? Ha, buradaki görüntüymüş. O zaman şunu şuradan düzelteceğim. Bir saniye. Şöyle. Özkiraz bir şey paylaşmış. Onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Kemal Özkiraz. Meral Akşener'in konusunda ne kadar da haklı çıktı değil mi? 3 Mart'ta masayı yıkıp biz ülkeyi yönetemeyiz demeseydi seçmene, bu tablo 14 Mayıs'ta da böyle olacaktı. Boşuna 100 yılın ihaneti demedik. Şurada şöyle tabloyu göstermiş. Arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Neler diyorsunuz? Bizim mahalledeki muhtar kazandı diye çalıp oynadı burada. Hangi mahalle sizinki Volkan? Ben deyip de biz diyemeyenlerin sonu gelecek nasipse demişsin Yorgun Bafralı.
Afyon'u kaybettiler. Vallahi Afyon'u bile kaybettiyseler söyleyecek çok fazla bir şey yok ya. Sercinyo hoş geldin. Trakya'da durum ne Sercinyo? Tekirdağ'da mıydın? Kırklareli'nde miydin? Neredeydin? Çorlu'daydın galiba değil mi? Sizin orada herhalde full bütün Trakya'yı aldı değil mi CHP? Bursa'yı CHP almış hayırlı olsun demişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok haklısınız. Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerinize gönülden katılıyorum demişsin Sevgi Hanım. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal emekliler diyorsun ama işte ben çok katılmıyorum. Yani sadece emekliler değil. Yeniden Refah Partisi'nin varlığı da çok önemli. Bakın arkadaşlar Dem İmamoğlu kaybetsin diye aday çıkardı ya. Sadece İmamoğlu değil. Fatih Maçoğlu bile Kadıköy'de kaybetsin diye gittiler adamı Tunceli'den aldılar Kadıköy'e getirdiler. Ya yazık ya. Fatih Maçoğlu gibi bir adamı kaybettiler Tunceli'de ya. Bu kadar gerizekalı bu solcular var ya, alayı gerizekalı ya. Çok bildiklerini zannediyorlar ama bir cacıktan, affedersin, bir boktan anladıkları yok. Tunceli bilmiyorum, muhtemelen almıştır yine. Kim aldı bilmiyorum Tunceli'de durum ama Fatih Maçoğlu gibi bir adamı Kadıköy'e getirerek harcadılar. Çatır çatır harcadılar ya. Bu kadar gerizekalı bunlar ya. Kılıçdaroğlu'nun ihaneti bu seçimle fazlasıyla belli oldu diyorsun Furkan. Katılıyorum sana. Kırklareli vizedeyim abi. CHP aldı burayı. Zaten Kırklareli Trakya alır. Sorun değil orada yani. Orada sorun değil. Evet arkadaşlar. Şöyle bakayım. Son sonuçlara bir bakayım. Nereden bakabilirim? Şuradan size sonuçlar göstereyim. YSK seçim sonuçları. Sonuçları. Bir bakayım. YSK sonuç. Şöyle bir 31 Mart hizmet verilmiyor. Ha 31 Mart mali idare seçim sonuçlanıncaya kadar hizmet verilmeyecek. Verilmezse ayıp ama ya. YSK'nın portalında bir şey var mı? Bakıyorum. Portalında uyarı şöyle. Sonuç yok. O zaman nereden bakalım arkadaşlar? 6 saat önce NTV'den bir bakalım şöyle. Seçim sonuçları anlık canlı. Şöyle bir şey var mı? Anlık seçim sonuçları canlı. Nerede var? Bakalım öyle bir site var mı? Şöyle TRT'den bakalım o zaman değil mi? TRT'den bakalım. Şöyle. Şurada 31 Mart 24 canlı seni buradan takip edebilirsiniz diyor. Bakalım TRT'nin şuradan. Evet şöyle arkadaşlar. Size de şuradan TRT'yi gösteriyorum şuradan. Şunu şuradan kapatayım. Şöyle. Şurayı da şöyle alayım. Siz de şuradan izleyebilirsiniz. Şöyle bakalım. Türkiye geneli yerel seçimler %36 nokta. Tabi Anadolu Ajansı'nın sonuçlarına göre %36 ile AK Parti ikinci sırada. MHP %4.48. Türkiye geneli bu arkadaşlar. CHP %37.16. İYİ Parti %3.58. Dem bakın arkadaşlar. Dem İYİ Parti'yi geçmiş. %5.84. Yeniden Refah Partisi neredeyse Dem kadar oy almış arkadaşlar. %5.77. Ve diğerleri %6.78. Şuradan bakalım şöyle. Merak ettiğimiz ne var şuradan? Bir göreyim şuradan. Bursa arkadaşlar. Bursa açılan sandık sayısı 5.223. Toplam sandık sayısı 7.422. %70.37 sandık açılmış. AK Parti %38.59. CHP %47.58. İYİ Parti %2. DEM Parti %1. Diğerleri %10.34. Diğerlerinin oranı bir hayli fazla. Yani diğer partilere dağılan oranlar. Bursa sonuç bu arkadaşlar. Bakın neredeyse 10 puan fark atmış arkadaşlar. %47. Hemen hemen 9 puan fark atmış. 10 puana yakın. %38.59, %47.58. Çok ciddi bir fark var. Çok ciddi. Bakalım merak ettiğimiz İstanbul açılan sandık sayısı 27.245. Toplam sandık sayısı 33.273. %81 açılan sandık sayısı arkadaşlar. %81 oranında %50. 10 puanlık yine fark var. Bursa gibi hemen hemen. Bir dakika sayfa yenilendi. İstanbul'a gelelim. Evet rakam değişti ama oranlar değişmedi. CHP yani Ekrem İmamoğlu %50.58. %40.65 AK Parti arkadaşlar. Çok ciddi bir fark. Ezici bir fark bu. İYİ Parti 0.63. DEM %1.92. Bakın arkadaşlar yeniden Refah Partisi'ni de toplasanız.
Bakın, Yeniden Refah Partisi'ni de toplasanız, DEM'i de toplasanız, diğerlerini de toplasanız, İmamoğlu'nun yani CHP'nin oylarını yetişemiyor. Yani İmamoğlu'nu, daha doğrusu Murat Kurum'un, ya da daha doğru söylemek gerekirse Erdoğan'ın işine yaramıyor. Görüyorsunuz, sonuç burada. Merak ettiğim mesela Düzce'de AK Parti kazanmış. Bayağı farklı kazanmış AK Parti. Diğerlerinin oranı %38 Düzce'de. Düzceliler akıllanmamış demek ki. Adapazarı'nda da %47 ile %17 bayağı bir fark atmış AK Parti'de. Adapazarılar da akıllanmamış. Kocaeli, İzmitler de akıllanmamış. %45 ile %29. Demek ki onların kafalarına bazı şeylerin dank etmesi gerekiyor. Demek ki oradaki emekliler mutlu, mesut yaşıyorlar. Devam edelim bakalım. Isparta'da durum %42'ye %20. Isparta'da Demirel'in memleketi, Süleyman Demirel'in memleketi de akıllanmamış arkadaşlar. Konya'da AK Parti %49 AK Parti, CHP %12 ikinci sırada ve diğerlerinin oranı %33. Bakın diğer partiler. DEM Partisi'ye bile %1.78 oy çıkmış arkadaşlar Konya'da. İYİ Parti %3 almış. İYİ Parti'nin kazandığı, evet, İYİ Parti bir belediye kazanmış arkadaşlar. Nevşehir'de kazanmış. İYİ Parti'nin adayı %52. Bakın arkadaşlar, %52 bir daha geliyor. Tekrar bakalım şuraya. %52, %34 AK Parti, %52 İYİ Parti, CHP %3 almış arkadaşlar Nevşehir'de. MHP %6. İYİ Parti silmiş süpürmüş. İYİ Parti için büyük bir başarı diyebilir miyiz buna? Ne dersiniz arkadaşlar? Karaman'daki durum nedir? Karaman'da MHP almış. Konya'nın Karaman ilçesi. Bu arada Bursa yanıyor diye bir video paylaştı Sen Ne Dersin kanalı arkadaşlar. İzleyebilirsiniz hemen Sen Ne Dersin kanalı. Bursa'yı çünkü uzun bir aradan sonra bir sol parti diyelim. Çünkü Demokrat Sol Parti daha önce almıştı. Çok daha önce CHP'de belediye başkanlığı almıştı ama bayağı uzun zamandır böyle bir başarısı yoktu Bursa'da. Karaman çok enteresan. MHP %49 da almış. AK Parti %24. MHP'nin aldığı Çankırı'da almış ayrıyeten MHP. %59 da Çankırı. %59.80 ile bayağı bir farkla almış Çankırı'yı. %31 ile AK Parti ikinci olmuş. CHP'nin esamesi bile okunmuyor. Tokat'ta da enteresan şekilde MHP adayı almış. MHP adayı %52 ile şampiyon olmuş. Sivas'ı Büyük Birlik Partisi almış arkadaşlar. Büyük Birlik Partisi %41.32 ile Sivas'ı almış. MHP %10, AK Parti %35, CHP %6. Bayağı bir farkla Büyük Birlik Partisi. Tebrik etmek lazım ya. Erzincan'ı da MHP almış arkadaşlar. Ayrıyeten Gümüşhane'yi de MHP almış. Ayrıyeten Kars'ı da MHP almış arkadaşlar. Kars %31, %34.45 de MHP almış. CHP %16 almış. AK Parti nerede ya? AK Parti yok. Aa, Kars'ta AK Parti'nin esamesi okunmuyor arkadaşlar. %16 ile %27 ile ikinci sırada DEM Parti, %16 ile üçüncü sırada CHP. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Iğdır DEM almış. Iğdır, Ağrı DEM almış. Van DEM almış arkadaşlar. Hakkari DEM kazanmış. Mardin DEM kazanmış. Diyarbakır DEM kazanmış. Batman DEM kazanmış arkadaşlar. Bitlis'i AK Parti almış. %38.42, %38.22. Çok az farkla DEM, büyük bir ihtimalle tabii ama değişebilir mi bilmiyorum. %93 açılmış. Yani almış derken son anda bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Almış derken yani şu andaki tabloya göre. Ve Şırnak. Şırnak'ta %47 ile almış arkadaşlar AK Parti. Şırnak'ta. Bayburt AK Parti, Erzurum AK Parti. İYİ Parti ile kafa kafaya gitmiş diyeceğim ama yok. %49 ile Erzurum almış. Rize'yi, Erdoğan'ın memleketi, AK Parti almış. Bayağı bir farklı almış. Onlar normal. Trabzon'u da AK Parti almış. %51.46. Trabzonlar mutlu demek ki ya.
Ordu'da İYİ Parti ile çekişmiş, %35 ile %44, yaklaşık 5 puanlık bir farkla almış diyebiliriz. Samsun'da da AK Parti almış %41 ile. Samsun almış. Karabük'ü'de AK Parti almış arkadaşlar %34-47 ile almış diyebiliriz. Hatay'ı da CHP almış gibi görünüyor arkadaşlar. Hatay onca tantanaya rağmen, onca patırtı gürültüye rağmen demek ki Hataylılar Lütfi Savaş'tan memnunmuş arkadaşlar. Çok da fark yok gerçi ama %43 ile %34, %43 ile %95. İYİ Parti'nin adayı %1.74. Demin adayı %0.88. Yani sandıkların %72'si açılmış. Tabii sonuç değişebilir mi? Değişebilir. Hatay'da işler daha kesin değil. Çanakkale'de bir ara AK Parti öndeydi ama o farkı açmış. Eskişehir'de de öyleydi. Eskişehir'de de şuradan bakayım. Eskişehir nerede? Eskişehir'de de evet 10 puan fark açmış CHP. Çünkü Yılmaz Hoca'dan sonra Eskişehir ne olacak diye insanlar merakla bekliyorlardı. Şuradan bakıyorum. Mersin'de de CHP almış. Evet arkadaşlar. Yani şöyle belediye başkanlıkları. Ankara'da Mansur Yavaş %59.18. CHP 1.221.323 oy almış şimdiye kadar. Turgut Altınok 132.674.000 oy almış. Resmen ezmiş geçmiş arkadaşlar. Mansur Yavaş ezmiş geçmiş. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 3.576.734 oy almış. Ezmiş geçmiş. Kütür kütür. Ne denir? Şey dürüm yapmış. Dürüm. Köfte dürüm yapmış. Öyle söyleyelim. Murat Kurum %40.63. Neredeyse 10 puan. 10 puan fark var arkadaşlar. 2.871.405 oy fark var. Cemil Tugay İzmir'de de yine fark atmış. İzmir'de. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bunlar TRT'nin sayfasındaki sonuçlar arkadaşlar. Sizler de girip seçim TRT Haber portalından sonuçları okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. An be an. Sizlerin neler yazdığınıza bir bakayım şuradan. Şöyle bakıyorum. Evet şöyle. Sayfayı bir arzulayayım. Evet. Neler diyorsunuz bakayım. Kılıçdaroğlu'nun ihaneti bu seçimle fazlasıyla belli oldu demiştin. Evet onu okumuştum. İlyas'cığım yayındayım. Canlı yayındayım. Canlı yayını izle İlyas. Canlı yayındayım aslanım. Ha sor söyle. Yayındayım bak sesin canlı yayına gidiyor. Ona göre söyle. Ne? Evet evet kaybetti. Tamam onu öğrenecektim. Tamam tamam. Oh diyorum. O zaman şöyle söyle. Senin hemşerin vardı bir tane. Kel kapalı. Ne diyordu? Oh diyordu. Senin gibi kel o da. Abi. Bak canlı yayındayım ona göre. Dikkat et. Tamam görüşürüz. Görüşürüz abi. Dündar'ın oğul babası var ya. Yani sağlam düşürmüşler galiba. Tamam tamam. Tamam. Görüşürüz eyvallah. Sağ ol teşekkür ederim. İlyas'ı sakata getirmeyelim kendisi çünkü değişik bir pozisyonda arkadaşım bizim İnsanat Derneğimizin yönetim kurulusu korulu üyesi benim başkan yardımcım yani neler diyorsunuz TikTok'takiler pek bir şey yok TikTok'ta troller olmayınca arkadaşlar TikTok'taki troller AK Partili troller olmayınca CHP'liler de dışarıda sevindiği için şu anda TikTok yayınım çok tırt gidiyor onu da söyleyeyim yani söylemek istiyorum neler diyorsunuz bir bakayım demek ki AKP çok iyi değil KK kötüymüş. Ya bu anlama da geliyor Sercin. Yok haklısın yani. Tunceli'yi DEM Parti alıyor gibi. Alır normal ya Tunceli'de. Bakalım şöyle bir saniye şuradan bir daha bakayım şuradan. Tunceli'deki duruma bakmadım temin. Tunceli nerede? Kayseri Refah Partisi, Aksaray, Karaman, nerede? Gaziantep AK Parti, Adıyaman CHP. Adıyaman çok enteresan CHP ya. Tunceli DEM evet. Sercin yok. Tunceli DEM. Şuradan CHP %33, DEM %39. Çok da fark yokmuş aslında. Yani bakın Tunceli'ye aslında şey olsaydı
Mehmet Maçoğlu Tunceli'de kalsaydı çok daha farklı alabilirlerdi. Yani bak kafa kafaya neredeyse. Nasıl bir aptallık yaptıklarını bu komünistlerin, solcuların ne kadar gerizekalı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Neler diyorsunuz bir bakayım arkadaşlar. Emre sormuş, Sergin Yosan'a Kırklareli kesin CHP mi? Evet CHP. Yarın sabah bazı bakanlar affını ister mi derseniz. Valla yani şimdiden istemiş olabilirler. İstemiş olabilirler. Erdoğan hepsini temizleyecek. Ama Erdoğan'ı kim temizleyecek? Bütün mesele o. Arkadaşlar ne diyorum ya? Yayının başlığını bir kez daha mı satıyorum ya? Uzayda 3 cisim problemi var. Türkiye'de tek cisim problemi var. O da Sayın Dünya Lideri. Bitlis taşıma oylarla aldılar hırsızlar diyorsun Yorgun Bafralı. Yorgun Bafralı öyle olsaydı refaha verirlerdi. Nasıl oldu bilmiyorum diyorsun Emre. Erken seçim olur mu? Valla muhtemelen muhalefet bastıracaktır erken seçim olması için. Ama yani bence erken seçim olmasın. Biraz daha devam etsin Erdoğan. Erdoğan biraz daha dibe vurdursun hepimizi. Milletin kafasına o özellikle Karadeniz bölgesindeki o bazı şehirlerdekilerin de kafalarına dank etsin ki ne oldukları kafalarına denk etsin. Bence hemen erken seçim falan olmasın. Devam etsin biraz daha. Biraz daha. Şu ateist ve deist sayıları biraz daha artsın. Arkadaşlar AK Parti iktidarda kaldığı sürece ülkemizdeki ateist ve deist sayısı artacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Görünen köy kılavuz istemedi. Kardeşim canlı görüntülere bak lütfen demişsin. Evet. Şu şeye bir bakayım ya. Sen ne dersine bir bakayım arkadaşlar. Sen ne dersin bir video paylaşmış. Size onu bir izleteyim. Tuğçe ablam görünüyor şu arada. Şöyle bir saniye. Neredeydi? Evet şurada. Reklamı geçiyorum. Şuradan size şunu da izletmem lazım. Bir saniye. Şöyle. Reklamı atla. Şu anda arkadaşlar canlı veriyorlar şu anda. SND'de canlı yayınlıyor arkadaşlar. Bursa yanıyor. Görüyorsunuz. Benim çocuklar canlı yayın yapıyor. Sen ne dersin de. Likelayalım bakalım şöyle. Girip siz de izleyin. İzleyin, destek verin. Destek verin. Sen ne dersin kanalımıza arkadaşlar. Girip izleyin, destek verin. Size linki paylaştım. Sen ne dersin şu anda canlı yayında arkadaşlar. Ben de yorum yazdım. Şöyle likelayalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha size şöyle göresiniz diye. Şöyle biraz daha alayım şöyle. Şöyle. Ben de likelıyorum. Siz de girip likelayın. İzleyin Bursa'daki canlı görüntüleri. Arkadaşlar sen ne dersin kanalı şu anda bir saniye sesim patlıyor şöyle. Şu anda sen ne dersin kanalı şu anda canlı yayında SND. Girip yayını izleyebilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Hem benim yayınımı ben de şu anda SND'yi veriyorum size. SND'yi izliyorsunuz. Sen ne dersin kanalında canlı yayın devam ediyor. Girip destekleyebilirsiniz. Likelamayı unutmayın. Hem benim kanalımı TikTok'taki arkadaşlara da buradan sesleniyorum. YouTube'da Sen Ne Dersin kanalında canlı yayın devam ediyor. Bursa caddeleri şu anda Bursa sokakları CHP'nin zaferini kutluyor. Bursa yanıyor.
Canlı yayın devam ediyor. Şöyle bir daha bakalım şuraya. Likelamayı unutmayın. Ben de şuradan likeleyeyim şuradan. Devam edelim. İzliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizlerin neler yazdığınıza bakıyorum. Suat Bey, Bursa'ya, buraya lobiye dön lütfen. Tabii ki Sen Ne Dersin kanalında takiplerimizde her zaman. Tamam, yok, biraz özü izleteyim dedim ya. Bursa'daki durumu göstereyim dedim size. O yüzden bir saniye ses patlamaya başladı. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım bir saniye. Şöyle o aksın, şöyle sesi biraz kısayım, yayın oradan aksın, şöyle şurayı bir ayarlayayım ben bir saniye, oradaki fonda o görüntüler aksın, bu tarafta da evet, yayın da bitti galiba, yayını bitirdiler mi? Yayını bitirdiler galiba, evet, tamam, yayın da bitti. Şöyle sizin neler yazdığınıza bir bakayım. Evet, bir saniye şuradan. Oh, karma karışık bir görüntü oldu. Bir dakika ayarlayacağım. Evet, tamam. Neler yazıyorsunuz bakayım? Evet. Şalam aleyhim Kadir Çiftçi, aleyhim şalam Kadir Çiftçi, hoş geldin yayınıma. Sergio, ne diyorsun? Dem Parti'nin %64 ile kazandığı Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Sogan'ı ve posteriyle kutlama yapılıyor. E, yaparlar kardeşim. Yani meydanı boş buldular. Niye şaşırıyorsun ki? Yani şöyle söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardıklarına şaşırmıyorsun da buna mı şaşırıyorsun, onu mu söyleyeyim ya, böyle mi diyeyim? Sergio, ne demek istediğimi anladın herhalde. Yarın birileri çıkar, bakın ekonomiyi CHP bu hale getirdi derler, yine haklı çıkarlar, ben biliyorum olacakları demişsin. Emre, Emre kardeşim, CHP demezler, Allah yaptı deseler şaşırmam diyorsun Yorgun Abbafralı. Yorgun kardeşim haklısın, şaşırmam diyorsunuz. Valla siz kaynatıyorsunuz kendi aranızda. Valla bravo. Telif hakkı olmasa bu eser yayınlayayım derdim ama sanırım telif hakkında olmaz. Anlamadım ne demek istediğini Yorgun Bafralı. Bilal abi yok mu bugün? Bilal'le az önce canlı yayın yaptık. Yani daha doğrusu canlı yayında telefonla bağlandık. Bir gelişme olursa gelecekti Bilal ama herhangi bir gelişme falan olmadı. Ben size son sonuçları buradan okumaya çalışayım tekrar. Şöyle arkadaşlar bakıyorum. Türkiye geneli açılan sandık sayısı, şöyle bir saniye. Şu şekilde göstereyim ben size. Şöyle şuraya alayım kendimi. TRT'den şu anda yayın yapıyorum arkadaş. Daha doğrusu TRT'nin verilerini size anlatıyorum buradan. Seçim TRT Haber. Sonuçlar şöyle: AK Parti %36.14, CHP %37.13. CHP giderek farkı açıyor gibi geliyor. Olmadı. Şuraya kendimi şuraya alayım. Yanlış yerde durdu. Şuraya alayım şöyle. Bir dakika. Şöyle. Evet. Bakıyorum. 159.083 açılan sandık sayısı. Pardon, 159.983, toplam %76'sı açılmış arkadaşlar. Geçerli oy sayısı 34.633.487. Yani gördüğünüz gibi tabloda herhangi bir değişiklik yok. Bursa'da AK Parti %38.54 ile devam ediyor. Tam 10 puan fark var arkadaşlar. %47.54. Pardon, 9 puan fark var. 9 puan fark var. 3 aşağı 5 yukarı büyük bir olasılıkla tablo değişmeyecek. Hemen hemen böyle kalacak. Hatay'da kritik olan Hatay'daki duruma bakıyorum. Son durum %43.37 AK Parti, %44.8, %77.52 açılan sandık. Değişen herhangi bir şey yok büyük bir ihtimalle. Yani sandıkların başkanların değişebileceği ihtimali yüksek olan şehirlerden biri Hatay. Diğerlerinde çok fazla bir şey değişmeyecek gibi görünüyor.
Tunceli'ye bir daha bakıyorum. Tunceli'de evet. Tunceli'yi de DEM Parti aldı. Daha önce Komünist Partisi almıştı değil mi orada? Belki de Komünist Partisi bilerek çekildi. DEM orada... Zafer'cim. Seni yayına alacağım. Müsait misin? Bir iki dakika bir durumu anlat. Seninle bir şey yapalım. Kritik yapalım. WhatsApp'tan arayacağım seni. Evet. Zafer Opsar arkadaşımızla da bir yayın yapacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bir saniye. Şurayı bir ayarlamam gerekiyor. Bir dakika. Zafer'cim. Ha Suat'cim. Ha sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Önce geçmiş olsun. Önce evet, geçmiş olsun geçmiş diyorum. Geçmiş olsun Suat. Geçmiş olsun ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Tamam. Tamam hayırlı uğurlu olsun diyorsun. Tamam. Şimdi. Evet, hayırlı uğurlu olsun tabii ki sonuçları. Tamam şimdi Zafer sen sandıkta görevliydin. Ben kendi sandıktaki durumu anlatayım. Bizim mahalle de, sana telefonda da söylemiştim. Koyu AK Partililerin yoğun olduğu bir mahalleydi. Orada bile farkı evet. Görünce dedim ki bu iş dedim bitmiştir dedim geçmiş olsun. Senin sandık muhtemelen sen Nilüfer tarafındaydın. CHP'lilerin yoğunlukta olduğu bir sandıktı. Fakat bildiğim kadarıyla Mudanya, İznik'i bilmiyorum pardon İznik'teki durum nedir bilmiyorum ama Mudanya, Kemalpaşa şey almış. Ve Ercan'ı tanıyor muydun sen bilmiyorum. Ercan vardı bizim Ercan Özel. O da Yenişehir'de evet. Olmuş İYİ Parti'den. Belediye başkanı olmuş. Tabii. Yeni, iki ilçe ve şu anda İYİ Parti önde. Evet. Karacabey diğeri de Yenişehir. Karacabey de mi önde? Canlı yayında mıyız? Evet canlı yayındasın şu anda. Canlı yayındasın. Tamam. Şöyle söyleyeyim o zaman Suat. Ha. Tabii daha kesin sonuçlar belli değil ama şu anki sandıklar itibariyle, açılan sandıklar itibariyle Osman Gazi de CHP önde. Osman Gazi, Mudanya kesin, Nilüfer kesin, Gemlik kesin. Daha sonra Harmancık da sanıyorum başa baş gidiyor şu anda. Aha. Kemal Paşa da Şükrü Erdem çok önde, evet. Epey bir önde. Osman Gazi de CHP alıyor. Yıllar sonra Osman Gazi, tabii ki daha yıllar sonra Büyükşehir CHP alıyor. Yani evet. Şu an sonuçlara göre. Bu aslında ya Türkiye genelinde baktığımız zaman önümüzdeki günlerde siyaset yeniden şekillenecek ve şöyle bir şey bekliyorum ben. Tayyip Erdoğan muhtemelen parlamenter sistemi gündeme getirebilir. Diyorsun. Diye düşünüyorum. Olabilir yani, evet. AK Parti'nin iktidarının devamını sağlayabilmek adına bunu gündeme getirebilir ama bu AK Parti içinde yeniden iktidar şansı vermeyebilir çünkü siyaset yeniden şekillenecek Türkiye'de. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü AK Parti'nin dönemi kapanacak. Öyle ya da böyle kapanıyor. Anladım. Zaten çekilmesini bilmezsen böyle oluyorsun ya. Evet. Haddini bilmezsen, çekilmesini bilmezsen. Zirvede bırakmasını bilmek lazım aslında. Zirvede bıraktığın zaman daha tatlı olur değil mi? Kesinlikle. Yani yazık. Şu anlamda yazık söylüyorum. Mesela Karaman'da senin şehrindi değil mi Karaman, Konya? Tabii. Karaman'da da galiba. Ya Karaman bize komşu. Ben Ereğli'liyim. Ereğli. Evet. Evet doğru sen Ereğli'liydin doğru. Evet karıştırdım ben. Karaman'da galiba şey almış. MHP almış galiba. MHP miydi? Sonuçlara henüz bakmadım orada. Bir saniye. Bir dakika. Şurada ben sana hemen söyleyeyim şuradan bir saniye. Sen bak oradan ben de merak ettim şimdi. Bir saniye. Karaman'a bakıyorum. Karaman evet MHP almış %49'la. %49'da evet. Karaman almış evet. Konya zaten AK Parti almış. Isparta AK Parti. Zafer. Şimdi bir haber aldım ben. Bizim Ereğli'yi de CHP almış. Ha Ereğli ilçesi. Evet, Konya Ereğli bizim ilçeyi. Gürsün oldu Bursa'da.
Gürsu şu anda sanıyorum AK Parti'de. AK Parti'de. Tamam, oradakiler normaldir. Evet. Ben şeyi anlayamadım ya. Kastamonu'yu CHP almış. Çok enteresan Kastamonu. MHP'deydi biliyorsun. Adıyamanı CHP alıyor. Evet, evet, çok ilginç. Yalnız çok ilginç sonuçlar var. Evet. Giresun'u CHP alıyor. Artvin'i, Ardahan'ı, Kars'ı MHP almış. Çok ilginç. Kars'ta her zaman dengeler şöyle işliyor Suat. Orada HDP ve MHP arasında çekişmeli bir şey oluyor bu seçimlerde biliyorsun. Evet. Orada bir denge şey var. Böyle seçmen yarı yarıya neredeyse iki parti arasında bölünmüş vaziyette. Ama bazen HDP bazen de MHP alıyor. Evet. Evet. Şimdi şey çok önemli Zafer. Bir saniye şuradan şöyle bir ayar yapmam lazım. Seni de ben şunu ekleyeyim Suat. Yayında şu anda. İyi bir partinin akıbeti ne olacak? Bunu merak ediyorum. Evet. Meral Akşener çok kötü bir sınav verdi. Çok kötü bir sınav verdi. Yani sanıyorum siyaseten Meral Akşener de herhalde noktayı koyacak gibi gözüküyor şu an. Evet. Ya ben açıkçası kendisi istedi bu tabloyu ya. Evet. Benim için çok sürpriz olmadı. Kendi istediği, kendi tercihleri, kendi yanlışları. Tabii. Bilmiyorum. Yani muhalefeti bırakıp kendi partisinin kuruluş misyonunu, kuruluş amaçlarını falan bir kenara bırakarak iktidara meyleden bir politika istedi. Muhalefete muhalefet etmekle uğraştı. Bu arada Zafer, TRT'nin seçim şeyinden izliyorum ben şu anda yayında da. Kırklareli'nde değişiklik olmuş. Bir ara CHP'ydi tamamen. Kırklareli'nde %49'a, %40'a, %49'a, %40-13 MHP öne geçmiş. %81'e açılmış ama tabii neler değişir? Çünkü %81 yüzde ne kadar? %19'luk bir daha şey var. Açılmamış sandık var. Ha, ilginç. İlginç. Orada evet MHP öne geçmiş ilginç şekilde. Bu Suat, biz 22 yıllık AKP iktidarını düşündüğümüz zaman Suat, bu Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olacak. Evet. Eğer CHP ve muhalefet bu süreci iyi siyasi programlarla yönetip ilerletebilirse bu süreci, evet, Türkiye buradan kazançlı çıkar, ne olur? Hukuk devleti sınırlarına çekilebiliriz. Daha demokratik bir Türkiye olur. Yani bunun için mücadele vermek ve bizim bu tek adam düzenine artık sonlandırmamız gerekiyor şu an. Zafer, sen bu Netflix'teki 3 cisim problemini izledin mi? Diziyi. İzlemedim. Oradaki diziye gönderme yaptım ben bu akşamki yayınımı. Dedim ki uzayda 3 cisim problemi var, Türkiye'de tek cisim problemi var. O da Erdoğan. Evet. Şimdi yani Hatay'daki durum çok ilginç. Zafer kafa kafaya gidiyor AK Parti ile. %43-62'ye %43-96 CHP önde. Açılmamış yani, %20'lik bir sandık var orada da. Tabii her şeye rağmen düşünsene, orada bir de yani Lütfü Savaş'ın tekrar kazanıyor olması bile, yani Lütfü Savaş'ın başarısı diye tanımlamıyorum ben bunu şu an. Hı-hı. Yani iktidara bir tepkinin sonucu buradaki birçok oy. Evet. Bir de sandığa gitmeyen seçmen var. Benim görev yaptığım sandıkta, benim bulunduğum sandık bu çevre tabii CHP'nin kalesi sayılan yerde. Hı-hı. Ben buradaki sen mesaj attın da hani bunu baz almadığını söylemiştim orada. Evet. Sonuç olarak dedim ya sana da, Osman Gazi'de Yıldırım'da ne olduğu önemlidir CHP açısından. Evet. Nilüfer'de değil ya da Nilüfer'in çok özel bir mahallesinde değil. Ama seçime katılım oranı çok düşüktü. Bizim sandıkta 337 seçmen kayıtlıydı. 269 oy kullanıldı şu an. Evet. Şimdi Zafer, yani katılımda bir düşüş var. Var, ben bizim okuldaki sandıklara da biraz göz attığımda gördüm. Millet tabii, işte lafı aslında oraya getirecektim. Oraya, şu konuya değinmeden önce, Sivas'taki tablo çok ilginç. Büyük Birlik Partisi almış Sivas'ı. Hem de bayağı bir farklı. Evet. %30'a %43. AK Parti %30. Büyük Birlik Partisi %43. İl ya da ilçe var mı Suat? İlçeleri bilmiyorum ama şeyde yok. Şanlıurfa'da aldı galiba. Evet. Şanlıurfa komple %38.49. Şanlıurfa. Urfa'da almış. Yeniden refah değil mi? Evet.
Evet. İlginç olan Bitlis ve Şırnak'ta AK Parti'nin alması. Orada Şırnak çok ilginç. Yani orada aşiretler üzerinden sanıyorum bir siyah aset yürütülüyor. Evet. Şırnak'ta özellikle Tatar aşireti mi ne vardı? Şu an ismini hatırlamıyorum ama bu aşiret AK Parti'ye oy veriyorlar. Evet. Yani, bu anlamda aşiret bağları etkiliyor. Şimdi Zafer, demin Tarık'la da Hollanda'da biliyorsun Tarık, onunla da görüştüm. Onunla da bağlantı yaptık. Evet. Bilal'le de yaptık. Bilal de parti binalarını dolaştı. Oradaki nabzı anlattı bana. Şunu düşünüyorum arkadaşım. Kılıçdaroğlu'nun bize nasıl bir kazık attığını bugün daha iyi görüyoruz. Şunu düşünüyorum. Yani şöyle, hani Yiğit Öldür hakkını ver diyeceğim Suat. Bunun için söylüyorum bunu. Yani Kılıçdaroğlu'nun tabii ki yanlışları var. Aday olması, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini bu şekilde dayatmış olması vesaire vesaire. Ama Kılıçdaroğlu şöyle bir şey vardı. 2019 seçimleri düşündüğüm zaman ben, oradaki ittifak ruhu vardı ya. Zafer. 2019 Zafer. Seçimlerinde. Zafer, gitme geriye. Gözünü seveyim. Son evet, seçimde evet, kendini inat etmeseydi, yani ama Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun nasıl? Son seçimi ayırıyorum zaten. Tamam. Ama bu son seçim üzerinden ben değerlendiriyorum. Kendisini dayatmasaydı böyle bir tabloyu belki biz geçen Mayıs ayında ya da Haziran ayında görecektik biz böyle bir tabloyu. Tabii muhtemelen evet. Geçen yıl aslında böyle olmasaydı biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı bir tabloyla karşılaşırdık. Doğru söylüyorsun. Evet. Hatırlıyorum ben bunu. Fatih yayın seçim sonuçları açıklanmadan önce Fatih Altaylı'nın yayınını izliyordum YouTube yayınında. İlginç bir yorumda yaptı. Esprili şakayla karışık dedi ki sence şeye söyledi, Özlem Gürses'e dedi. Sence bu sonuçlardan iki kişi mutsuz olmuştur. Kim diye sordu. Özlem neydi? Özlem Gürses tepki veremedi. Fatih Altaylı dedi ki biri dedi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Kılıçdaroğlu dedi. Bu sonuçlardan mutlu değil dedi. Böyle bir yorum yaptı. Yani olabilir, bu olabilir ama çok acı. Ya CHP'deki bunca soruna rağmen Suat, hani ben şöyle cümleler kuruyorum. Yani CHP'ye rağmen seçmen CHP'yi seçti. Ya elbette ki CHP'ye rağmen. Yani CHP'ye rağmen derken CHP'lilerin yaptıkları yanlışlara rağmen CHP'yi seçti. Ama şu anda şöyle bir... CHP seçti, iktidara olan tepkisinde. Tamam. Zafer, öyle diyorsun da şimdi şöyle bir durum var. Tamam, doğru söylüyorsun belki de. Şu durumu da göz ardı etmeyelim. Bu adayları öyle ya da böyle Özgür Özel getirdi. Özgür Özel seçti. Özgür Özel'in tartışılır olan bütün adayları kazanmış oldu. Bunda Özgür Özel'in başarısı mı var yoksa Erdoğan'ın başarısızlığı mı var? Erdoğan'ın... Hayır, şöyle, burada her zaman için, yani burada ben bunu söylerken Özgür Özel başarısız demek istemiyorum. Sonuçta buradan siyasetten bir sonuç çıkacaktır. Özgür Özel girdiği ilk seçimde, yani genel başkan olduktan sonra girdiği ilk seçimden başarılı bir sonuç elde etmiştir. Ama başarılı sonucun sebebi şudur, budur, hiç hak etmez. Siyaseten buradan bir sonuç çıkıyor. Evet. Özgür Özel'in genel başkanlığı sırasında girdiği ilk seçimde başarılı olmuştur. Bu da onun hanesine artı yazacaktır. Doğru söylüyorsun. Fakat şimdi herkes şeyi başladı konuşmaya. Erken seçim falan filan. Olmalı mı sence? Bence az önce bu benim görüşüm. Biraz daha dibi görmedik Zafer. Sen şu anda haritayı görmüyorsun. Erken seçim olmasından yana bakın hala Samsun, bak Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Erzurum bunlar daha uyanamamış. Biz dibi görmemiş. Birileri hala dibi görmemiş Zafer. Tabii. Bence iyice dibi görmemiz lazım. Bunların kafasına dank etmesi lazım. Konya'nın. Dank etsin. Evet. Isparta. Erken seçimi dillerini dinlemeleri gerekiyor. Şu bence de yani hiç gerek yok. Biraz daha biz burnumuzun sürtmesi lazım biz toplum olarak. Hala farkında değiliz. Şunu da tartışabiliriz. Aynen. Şunu da tartışabiliriz. Yani Sayın Erdoğan bu seçimlerden kendine ders çıkarıp bir takım demokratik kararlar, demokratikleşme yönünde kararlar mı alacak? Yoksa daha da mı nobranlaşacak? Bunu göreceğiz. Ben umarım alır. Sağduyu ve demokratik bir takım refleksler eğer ortaya koyarsa iyi olur. Ama ben sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Çok zor.
Bilemiyorum, göreceğiz ama, ya. Ama şöyle bir şey var. Kellesi gidecek Zafer. Bir de bir değişiklik bekliyorum. AK Parti değiştirebilir. Tabii umuyoruz ya, iyi tarafı var. OBS yeniden bağlantı başarılı. Devam ediyor mu arkadaşlar yayınım? Yayınım devam ediyor mu? Bakıyorum. Yayınım devam ediyor mu? Devam ediyor mu? İnternetim kesildi herhalde arkadaşlar. Ama yayınımın devam edip etmediğini şuradan bir kontrol edeyim ben. Bir saniye. Yayınım gitmiş. Evet. Yayınım devam ediyor. Başarılı. Devam ediyor mu arkadaşlar? Evet. Yayınım devam ediyor. Tamam. Yalnız Zafer'le bağlantım kesildi. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Sizlerin neler yazdığınıza bir bakayım. Şunu şuradan ayarlayayım. Kendi sayfamı da bir düzenleyeyim şöyle. Sizin neler yazdığınıza bakayım. Yayını yavaş yavaş. Yayın geldi galiba. He, devam ediyor. Bir ara yayın gitti gibi oldu. O yüzden Zafer'le de bağlantı kesildi. Zafer'le konuşuyorduk. Neyse. Zafer'i çok fazla yormayayım. Yorgundu bugün. Erken kalkmış. Sandıkta görev almış. Şöyle şurayı da bir düzelteyim. Tamam. Evet. Sizler neler yazdınız? Bir göreyim. Sohbetin bağlantısı kesildi. Bağlantınız tekrar kurulmaya başlandı falan diyor. Enil. Oo. Enil. Hoş geldin ya. Vallahi uzun zamandır yoksunuz ha. Uzun zamandır yayınlarımı suistimal ettiniz. Cezalısınız Enil. Bir ne diyeyim ben size? Bir moderatör olarak beni imal ettin Enil. Ama şaka yapıyorum. Hoş geldin yayınıma. Teşekkür ediyorum. Bilal abi yok mu demişsiniz. Evet, neler yazdınız bir göreyim. Giresun özüne dönmüş, sadece güzel durum demişsiniz. Yorgun Bafralı. İnşallah Türkiye tamamen AKP denilen şeylerden kurtulur demişsiniz. Kuvayi Milliye Özdur Hanım. Teşekkür ederim yorumunuz için. Zafer Bey, Şırnak ve Bitlis'teki durum çok için dediklerinize katılmıyorum. Oralarda taşıma oylar durumu değiştirdi. Hele bir bakın görsellere demişsin Yorgun Bafralı. Haklı olabilirsin. Şırnak'ta hep askerler ve polisler oy kullandırıldı. Orada bir alangir döndü diyorsun Enil. Vallahi dönebilir ya, bu ülkede her şey, yani beni hiçbir şey şaşırtmıyor biliyorsunuz. Görüntü gitti diyorsun. Yayın gitti geldi Yorgun Bafralı, ama geldi zannedersem. Evet, yayın devam ediyor demişsin Erman Ezel. Yayın devam ediyordu. Burada Olkan, burada olan takipçileri unuttunuz dedin. Yorgun Bafralı, kusura bakma. Arada konuşmalar da oluyor. Aynı anda maalesef elindeki imkanlar, aynı anda hem sizinle hem de onlarla bir şey yapamıyorum. Bu arada TikTok'taki yayınımı bir durdurayım ben şuradan. Kusura bakmayın. TikTok'ta gelen giden yok. Troller olmayınca arkadaşlar TikTok tadı kalma olmadı bugün. Şurayı bir durdurayım şuradan. Şöyle bir saniye. Şu TikTok'taki yayınımı durdurayım. Daha sonra da sizlere veda ederim. Evet. Şöyle. Ne diyorsun? Şener Şafak, hoş geldin. AKP Hüsran bitiş düdüğü, 2025 erken seçim, evet. Bence acele etmemek lazım erken seçim için Şener Şafak. Zafer Bey'in seçim sonuçlarını takip ettiğini sanmıyorum ama seçim bölgelerinde neler olduğunu da bilmiyor. Olsun, o zaten sandıkta görevliydi arkadaşlar. Müşahit olarak ben rica ettim. Gazeteci arkadaşım. O yüzden girdi yayına. Elbette ki son durumu falan bilmiyor. Onunla sohbet ettik, anlayacağınız sizin. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler arkadaşlar? Enil, hala yayında mısın? Bilmiyorum. Yayında olan arkadaşlar, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa yavaş yavaş yayını sonlandırmak istiyorum. Epey yaklaşık 2 saat önce başlamış yayınım. Saat 23.58. 23.58, evet. Teşekkür ederim Yorgun Bafralı. Genel bilgileri verdik. Bakalım ben şuradan tekrar şeye bakayım, sayfaya bakayım şuradan. Şöyle. Yayını şu şekilde sonlandırayım. Sizin de şeylerinizi buraya alırsam olmuyor. Şöyle bir şey yapıyor. Aynı anda yapamıyorum ya. Kusura bakmayın. Sizin yazdıklarınıza da bakayım. Son duruma bakıyorum arkadaşlar. Kritik olan sayfayı bir yenileyim. Şöyle. Kırklar elinde. 40'a, %40'a 63, %40 17. Hala değişen bir şey yok. Hatay'da da durum pek değişmemiş. Şöyle. Şurayı şöyle alayım şöyle. Sizin ne yazdığınızı da göreyim.
Yavaş yavaş yayınımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bundan sonrası artık yapacak çok fazla bir şey yok. Hayırlısı olsun diyoruz. Mustafa Keskin hoş geldin. Bu zafer Atatürk ruhudur demişsin. Yani halkın ruhu, Atatürk ruhu nasıl değerlendirsen değerlendir. Çok da önemli değil bence. Şu Mustafa Başkan'ı zorlamayayım artık ya. Onunla daha sonra bir yayın yaparız. Bir röportaj yaparım ben kendisiyle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Teşekkür ederim yayınıma geldiğiniz için. Hala orada mısınız? Yayında mısınız bilmiyorum. Kaç kişi var yayınımı izleyen? Yayınımı izleyenlerin sayısı da düşmüş. Artık insanlar zafer sarhoşluğu içine girdi. Of! Yayını bitiriyorum arkadaşlar. Yarın röportaj yaparız. Röportajlarımızı izlerseniz halkın nabzını yoklarız. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. İstanbul'da neler olacak? Bakıyorum şuradan. İmamoğlu konuşma yaptı mı? Onu takip edemedim buradan. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel yayın için teşekkürler demişsin Yorgun Bafralı. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Her yayında söylediğim bir sözü bir kez daha anımsatıyorum arkadaşlar. İnsan olabilmek çok önemli. Bakın insan olabilmek diyorum. Ama insan olmanın bir tek kuralı var. Bir numaralı kuralı var arkadaşlar. Başkası yok. Vicdan. Kim arıyor? Ha, Zafer. Ha, Zafer yayının kesildi ya. Bağlantı kesildi. Ha söyle. Bilmiyorum. Valla şeydeydiler en son benim çocuklar şeyden bir görüntü paylaştı. Canlı yayın yapmışlar. Söylesene. Şeyden FSM'den orada bilemiyorum. Kent meydanına mı gelecekmiş? Eğer oraya gelecekse ben de çıkayım oradan telefonla canlı yayın yapayım. Tamam geliyor musun? Orada buluşalım o zaman. Ama kesin bir öğren öyle dön bana. Tamam yayını da ben de bitiriyorum. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar Zafer bir bilgi verdi. Bursa Kent Meydanı'na geliyormuş Mustafa Bozbey. Gidelim o zaman oraya. Orada bir bakalım durum nedir ne değildir. Ne diyordum yarım kaldı. İnsan olabilmenin bir numaralı ve tek kuralı var. Vicdanlı olabilmek. Vicdanınızı kaybetmeyin. Vicdanınızı kaybettiğiniz an insan olmaktan çıkarsınız. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz. Bir gidelim bakalım Kent Meydanı'nda belki Bozbey gelirse. Oradan da telefondan yayın açmaya çalışırım. Görüşmek üzere.